Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından, Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, felaketlerden uzak, acı haberlerden uzak, mutlu, huzurlu günler diliyoruz efendim değerli izleyenler. Bugün haftamızın ikinci günü, salı günümüz. Bugün malum Berat Kandili aynı zamanda. İlk bölümümüzde Berat aynı zamanda hocamdan da öğreneceğiz birazdan, kurtuluş anlamına geliyor. Birçok şeyden kurtuluş, hastalıktan, efendim suçtan. Manevi suçlarımızdan kurtuluş anlamında da geliyor. Hocam bize bu konuda da bilgi verdi program öncesi. Onları sohbet edeceğiz kendisiyle değerli izleyenler. Malum son günlerde iyi günler geçirmiyoruz sağlık açısından. Yani hem dünyamızı hem ülkemizi hem de şehrimizi tehdit eden bir virüs tehdidi altındayız. Berat da bugünlere gelmesi, bu tarihe gelmesi... çok anlamlı, manidar diye düşünüyorum. Hocamla da bunu sohbet edeceğiz. Şaban ayının 15. gecesine geliyor Berat Kandili. Kandilimiz efendim. Tüm Türkiye'mizin, tüm İslam'ın, tüm inanmışların Berat Kandili'ni de bu arada kutlamış olalım değerli izleyenler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Ediz Erşen hocamla birlikteyiz. Programımızın artık hocam kadrolu din hocası oldunuz. Kadrolu vaizi. Vaizi, evet. Gerçekten. Hocamız bizi bu konularda çok aydınlatıyor. Allah ondan razı olsun. Zaten bize... hocam bugünlerde biz de vaaz veremediğimiz için haklı olarak ders de veremediğimiz için televizyona ağırlık veriyoruz. Ki zaten televizyon en büyük, en geniş vaaz kürsüsüdür. Çok doğru. Bütün dünyayı bir mescit gibi düşünün. Burası vaaz şu anda bütün dünyanın her tarafından bu vaaz. Hocam bunu da konuşalım. Evet. Dünya artık dijital ortama. Evet. Toplu. Tabii biz bu dünyadaki bu değişiklikleri dijital ortamla diğerleriyle ilgili hazırlanıyor bir Türk ölçüde. İslam medeniyeti lehine çevireceğiz. Bu çok iyi. Biz kendi lehimize çevireceğiz. Sayın devlet yetkililerimiz, Cumhurbaşkanımız da onu söylüyor. Bu süreci biz kendi lehimize çevireceğiz. Hocam, yoksa başkalarının ortamı boş bırakır isek kurgusunun devamı olmayacağız. Kesinlikle. Onu söyleyeyim, kendi yapış. Türk İslam medeniyetinin, İslam ümmetinin lehine çevireceğiz. İnsanlığa da faydalı olacağız. İnşallah. İnşallah. Temennimiz bu yönde. Efendim bugün dediğimiz gibi Berat, Şaban ayının Berat günü 15. gecesi. Efendim Berat Kandili'ni kutlayacağız. Aynı zamanda Ramazan'a da şey kalmadı. Az kaldı. Zaten da 15 gün kaldı. Evet. 23 Nisan bayramımız aynı zamanda Ramazan'a da giriş gibi maddi manevi iki bayram birleşiyor. Şimdi hocam, o gün teravihle ki tabii... O an daha teravihin kılıp kılınamayacağı... Tartışılıyor zaman, değil mi hocam? Yok, o zaman karar vereceğiz. İnşallah hastalık o zamana kadar geçer iyice. İyi gelişmeler var. Hocam bu günlerde bir pik noktası bekleniyor. Yani inşallah hocam bak Allah'tan duamız şu. Hiç pik olmasın, bir vaka bile olmasın. Allah her şeye kadir. Amin. Allah-u Teala bilime de hükmeder, diğer şeylere de hükmeder gerekirse, isterse. Kadir ismiyle. Ama Hakim ismiyle de hikmetle her şeyi yaratmış. Onun için Allah'tan dua ediyoruz. Ama dediğiniz gibi sıcakların artmasıyla ultraviyole ışınlar, tabii bunların hepsini ben uzman doktorlarımızla, profesörlerimizle konuşarak aktarıyorum tıp konusunda. Kesinlikle. Ultraviyole ışınlar 25 dereceden itibaren mayıştırıyor. Mayıştırıyor adeta virüsü. İnşallah. 40 ve 60 arası da öldürüyor. Güneş ışınları gibi bir şifa yok yani. Temiz hava ve güneş ışını gibi. Tabii ki her şeye de dikkat edeceğiz devletimizin talimatlarına. Bizim faydamız için söylüyorlar. Yoksa insanlar, bürokratlar niye başkalarına ısrarla şunu bunu yap desinler? Faydası için yani. Çok doğru. Ona da dikkat edeceğiz. Çok doğru. Hocam bu arada zaten bu tür konuları istiyor. Kolonya, evet. Artık kolonya hani aslında bizim kolonya nereden çıkmış biliyor musunuz? Nereden evet. çıkmış? Dün fırsat bulamadık konuşalım. Biliyor çok musun? Nereden değerli çıkmış? Güven Buldaş buradan da selam olsun değerli kardeşime. Evet teşekkür. Nereden çıkmış biliyor musunuz? Bilmiyorum hocam. Kolonya Köln'den çıkmış. Köln'ün eski adı Kolonya'dır. Almanya Köln. Hmm. Köln'ün adı aslında Kolonya'dır. Evet. Kolonya Köln'den çıkmıştır dünyaya. İlk oradan yayılmıştır. Tabii iyi bir antiseptik. Uçucu da olduğu için dinen hiçbir mahsuru yok. Evet. Kolonya'nın bu özelliği var. Güzel bir koku aynı zamanda. Evet. Dün sağ olsun bizi onurlandırdı. Güven Buldaç, Buldaç evet. Kolonyaları. Teşekkür ediyoruz. Evet. 60 yıla aşkın bir süredir ilimizde üretim yapan. Tabii yani milli üretimi de desteklemeliyiz. Kesinlikle. Zaten bakınız son dönemde milli üretime hızlı geçtiğimiz için biz bu süreci Allah'ın izniyle daha rahat atlatıyoruz.
Türkiye şu anda dünyada maske, bedava maske dağıtan tek ülke. Evet. Bu da devletimizin, mevlinetimizin âli cenaplığını gösteriyor. Bir gösteriyor. Evet. Evet hocam, Berat. Berat. Kelime anlamı olarak ben kurtuluş. Girdim ama siz. Kurtuluş. Evet. Neyden kurtuluş? Manevi cezadan, cehennemden en başta. Cehennemin en büyük azabı da Allah'tan uzak kalmadır. Ayette geçer, hadiste de. Yani cehennemliklerin en büyük azabı vicdan azabıdır. Ben Allah'tan niye uzak kaldım? İnsan fıtratı itibariyle Allah'ı eşinden, anne babasından, çocuğundan bile daha çok sever. Bunu ölünce anlar. Ölmeden anlayanlar kurtulur zaten. Ve aynı şekilde berat cezadan kurtuluş, manevi ceza, maddi ceza. Aynı şekilde hastalıktan ve borçtan, maddi ve manevi. Bakınız bugün bu sıralar işte manevi bir hastalık, maddi bir hastalık var. Manevi hastalıklarımız da var tabii. İnşallah bu koronavirüs illetinden, İnşallah. Bu virüs illetinden de bir berat olur. Aynı şekilde ki Ramazan'a yaklaşıyoruz. Ramazan'da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Şeytanlar zincire vurulur. İnşallah bir nevi zararlı mahluk olan bu varlık da manen, mecazen dua ediyoruz. Zincire vurulur inşallah Ramazan'da. Allah-u Teala koronavirüsü zincire vurur. Zincire vurur. Ve bir daha da gelmemek üzere inşallah. Öyle bir mecazi dua da ediyoruz. Hocam amin. Gelmeme gibi bir şey söz konusu olmadığını olur, düşünüyorum. Olur. Niye Şimdi olur? Şöyle. Çünkü SARS virüsü kayboldu ve daha gelmedi. Ha, o mümkün. MERS de öyle. Evet. Mümkün. Evet. Amaç olsa dahi zapt edebilmek. Tabii zapt edebilmek. Onu kontrol altına zaten almak. Zaten bakınız amaç. Konuyu açıyor. Şimdi gündemdeki konuları maneviyatla götürüyoruz. Şu anda yılda dünyada çeşitli hastalıklardan ölen insanların sayısı 60 milyon. Türkiye'de 500 bin. Evet. Gripten ölenlerin dünyada sayısı 650-700 bin bir yılda. Ve gripin ölüm oranı Oktay Kapan Bey de burada. Halen bundan daha fazla. Şimdi bu aslında ağır bir grip türü. Burada devletimiz, sağlıkçılar, insanlar, dünya niye telaş ediyor? Çünkü tam kontrol edilmemiş ve ilacı tam bulunmamış ve hızlı bulaştığı için. Yoksa böyle bakınız tedbir alalım. Korku belli bir oranda faydalıdır. Belli bir oranı geçtiğinde korku zarara döner. Tedbir alalım ama paniklemeyelim. Yani Allah-u Teala daha beterinden muhafaza etsin. Ben bu dünyanın böyle bir kriz görmediği fikrine karşıyım. Dünya bundan daha büyük krizler gördü. Muhakkak. Bu bir abartıdır. Tabii. İkinci Dünya Savaşı 60 milyon insanın öldüğü çok çok daha büyük bir krizdir. Kesinlikle. Birinci Dünya Savaşı hakeza. Bizim Kurtuluş Savaşımız, Çanakkale Savaşımız 750 bine yakın, 500 bine yakın, 275 bin toprağa verdik. Tabii. Toprağa verdik. Dünya bundan çok daha büyük krizler görmüştür. Abartmayalım ama tedbirimizi alalım. Abartmayalım. Abartınca insanlar korkuya hocam, sevk ediliyor ve bu zarar veriyor. İnsanı korkutan biraz da bilinmezlik. Evet. Yani karşında bir düşmanı göremiyoruz. Evet. İspanyol gribi bir 100 yıl önce 50 milyon insan öldü. Evet. Ha, daha bundan daha büyük bir kriz işte. Bak kaç katı rakamlar ortada. Bu tip şeyler insanı yani, biraz ürkütüyor aslında. Bilen adama karşı abartmayacaksın. Bakınız bilen adam ne yapıyor? Rakam veriyor. 50 milyon insan oldu İspanya o zaman dünyasında 1920'de. Şimdi abartmayalım kardeşim. 50 milyon nerede? 60 bin nerede? İnşallah bu daha da artmadan bitecek hocam, yani. Hocam Türk'ün bir sözü vardı ya. Evet. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam der. Evet. İşte bizim gözümüz bir görse zaten tabii. Korkmayacağız zaten değil mi? Zaten bakınız. Bu arada Feyzullah Şef'im yine aramızda sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor. Yani gözümüz, iman gözümüz görüyor onu evet, da. Evet. Allah'ın izniyle korkmuyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Devletimiz de zaten panik yapılmaması, korkulmaması, abartılmaması ama çok da rağbete girmeden çok ciddi tedbir alınmasını tabii, istiyorum. Tedbir. Yani bu konuda doktorlarımız da, psikologlarımız da, psikiyatristlerimiz de aynı şeyi söylüyor. Şimdi yoksa bir kısım Türkiye dışı mihraklar diyelim, zararlı mihraklar abartıp algıya çevirirse sağlık olayının dışında o zaman biz başka şeyler altında arama yönünde şüpheye gireriz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hocam berata dönelim. Berat etmek hocamın da dediği gibi kurtuluş, manevi cezadan kurtuluş. Efendime söyleyeyim normal cezadan berat etmek. Evet. Anlamına da geliyor. İnşallah hocamın da az önce zikrettiği üzere bu gecenin yüzüstü hürmetine şu virüsten de kurtuluruz. İnşallah inşallah. Ramazan'a tabii, huzur içerisinde. Zaten Milat Bey. Saadet içerisinde gireriz. Şimdi Şaban ve Ramazan aylarında kalp ve ruh ön plana çıkar. Onun için zaten 3 aylar Recep, Şaban özellikle Ramazan kapalı mekan aydır. Yani adam evinde iftar yapar, sahur yapar, Kur'an okur. Yani zaten dış dünyayla
bir nevi bağımızın kesildiği bir yöndür. Çok doğru. O açıdan Şaban'a ve Ramazan'a konsantre olalım. Tedbirimizi alalım, normal hayata devam edelim. Bakınız, bunu uzmanlarımız, devletimiz de söylüyor. Aşırı haber başında gece gündüz haber izlemek yerine, tamam, gerekli günde bir iki defa haberimizi alırız. Tedbirimizi, uzmanlarımızın, devletimizin çağrılarını. Onun dışında cüz okuruz, salavat çekeriz, namaz kılarız. Gerçek dünyamıza dönmemiz lazım. Bu çok önemli. Bak, depremde de bunu söyledik. Aksi takdirde psikolojik ve başka tür hastalıklar ortaya çıkar. En büyük korkulardan biri de o zaten. Bakınız, hocam. Tabii Bağdat'ta zamanında bir veba olmuş. 60 bin kişi vefat etmiş. Tıp tarihçilerine göre 5 bin kişi vebadan ölmüş. 55 bin kişi korkudan ölmüş. Evet. Şu anda korkudan çok ölen var. Adam korkup vefat ediyor. Koronavirüsten değil. Bakıyorsun, korkup vefat ediyor o hastalıktan dolayı. Korkma bağışıklığı zayıflatır. Farmakoloji uzmanları der ki, ilaç uzmanları. Şimdi ilacın %40'a yakın iyimser etkisi vardır. Adam ilaç kullanacağım diye psikolojikman iyileşeceğini hisseder ve ilaçla beraber iyileşir. %40 da korku etkisi vardır. İlaçsızlık bana zarar verecek diye. Değil mi? Allah'ın izniyle de %90 ilaçlar bulundu. Özellikle bir parazit ilacının fayda verdiği söyleniyor. Söyleniyor. Evet. Sipariş etti. Devletimizde çok etkili ilaçlar var. İnşallah %100'de bulunacak. Türkiye gerçekten, devletimiz, evet, başta Cumhurbaşkanımız sürecimi mükemmel yönetiyor. Çalışıyor bu anlamda. Süreci mükemmel yönetiyoruz. Paniklemeden, sakin bir şekilde, nasıl İdlib'deki askerimiz sakin bir şekilde savaşıyorsa biz de sakin bir olacağız. Yani ölürsek şehit, kalırsak gazi. Allah hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Zaten ecelin yazılmışsa ayette geçer. İle ecelin müsemma. Ne zaman yazılmışsa odur. Şimdi hocam, yani tedbirimizi de alacağız hocam bak, kaçınılmaz. Aşırı derecede tedbir alacağız. Tedbir almak demek paniklemek ve korkmak değil. Bazıları korkmak ve paniklemeyi tedbir zannediyor. Evet, o da çok yanlış bir şey. Yani tedbir nedir? Tedbir alıp vakur olmaktır. Evet, doğru. Vakur olmaktır. Şimdi özellikle aile reisi korkarsa eşi de korkar, çocuğu da korkar. Çok doğru. Yani çok vakur olacağız ve gerçekten sakin olacağız. Ve İbn Sina'nın güzel tavsiyeleri var. Güzel müzik de bunu kaçırır. Aynen bir hayvan gibi düşünün. Köpek nasıl korkana gidiyorsa, bu da korkana gidiyor. Güzel müzik dinleyen, dua eden, güzel hayat geçiren, bakınız doğru nota tabii enerjiyi düzeltir. Sakin olacağız. Müzikle, sanatla, resimle böyle hocam, ilgilenip atlatacağız. O çağın vebası gibi, efendim, kanser gibi. Bunda da moral çok önemliymiş. Moral çok önemli. Yani hocaların, yani değerli uzmanların söylemleri de bu yönde, değerli izleyenler. Bakınız, ben ısrarla altını çiziyorum. Evet. Korkana bulaşır. Korkanı gider evde bile bulur. Evet. Sakın göze çok batar. Tabii. Güzel. Korkmayacaksın. Doğru. Tedbirini alacaksın, rahat olacaksın. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir 95 yaşında, dün haberlerde izledim. İzleyen var mı bilmiyorum. 95 yaşında bir amcamız, Allah uzun ömürler versin bu arada. Koronayı yenmiş efendim. Oynuyor hastaneden çıkıyor. Evet. Ben hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. İspanya'da 103 yaşında bir kadın, 3 yaşında İspanyol gribini yendi. Şimdi bunu yendi kadın. İki gribi birden. Bir zaman ümitsizliğe kapılmadım diyor. Evet. Moralimi hep yüksek tuttum. Evet. Eğer bu hastalığı yendiysem moralim düzgünlüğüyle yendim tabii, diyor. Tabii, kahve için teşekkürler. Olsun. Şimdi hocam, şimdi tabii, geceye gelelim. İran'da da 106 yaşında bir hasta şifa buldu. Allah dilemezse... Tabii. Bakınız, ölmek de öyle kolay değil. Allah hepimize hayırlı uzun ömür. Yaşamak neyse ölmek odur. Allah dilemezse olmaz. Ayette nasıl geçiyor? Allah dilemezse bir zerre bile hareket edemez. Hocam bir de vade değil mi? Vade. Vade dolacak. Vade. Yani tedbir alacağız. Hastalıklı olur, kazayla bunlar imtihan olur. Hocam, dünya cennet değil. Dünya ahireti kazanma yeri. Vade olmazsa mümkün değil o ölüm. Kesinlikle. Şimdi hocam, gelelim Berat gecesine. Evet. Gecenin anlamı, İslamiyet'teki yeri berat etmek, kurtulmak. Evet. Ama gecedeki anlamı nedir? Bizi niye o gece bizim için kutsaldır? Evet. Onlar üzerinde biraz sohbet edelim. Şimdi Berat öyle bir gece ki Peygamber Efendimiz ne buyuruyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Allah-u Teala Şaban'ın 15. gecesi semaya tecelli eder. Öyle ki o gece Kelp kabilesinin koyunlarının kılı kadar veya koyunlarının sayısı kadar, başka bir rivayette, insanı mağfiret eder. Burada çok sayıda insan manasında. Teşbih var tabii orada. Tabii teşbih var. Ve bugün bu gece nasıl geçerse bütün yıl öyle geçer. Yani bugün ikindiden itibaren, ikindi ile akşam arası bilinmeyen bir vakitte 14. Şaban'ın melekleri 15. Şaban'ın meleklerine günü teslim ediyor.
yarın akşama kadar, bugün ikindiden yarın akşam namazına kadar, özellikle bu gece akşamla sabah namazına kadar nasıl geçerse bütün yıl öyle geçer. Onun için iki rekat namaz kılalım, Kur'an okuyalım, salavat çekelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Tövbe istiğfar, kaza namazı ve bakınız özellikle hassaten bu gece gündemdeki konulardan uzak kalıp tamamen konsantre olalım artık. Yani Ramazan da geliyor. Artık evet. Maneviyata konsantre çok olalım. Doğru, 45 gün sen maneviyata tedbirini alıp konsantre olduğunu bir de bakarsın 45 gün sonra günlük güneşlik bir manevi maddi hava. İnşallah. Aynı şekilde yarın oruç tutulabilir tutmak isteyenler. Yani gündüz geceden girer İslam'da gün. Orucu da yarındır. Yarın orucunu tutar insanlar. Bugün de tutan olabilir. Nafiledir, güzeldir. Ama hicri takvim akşamdan girdiği için gündüzü yarındır. Ve berat aslında Ramazan'ın başlangıcı gibi bir şey, bir hazırlık gibi. Tabii. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır. Evet. Yani Şaban Ramazan'ın habercisi. Allah-u Teala nice Ramazanlara bizleri sevdiklerimizle birlikte eriştirsin inşallah. İnşallah. Tabii vefat eden kardeşlerimizin de Allah-u Teala şehadetlerini kabul eylesin. Amin. Aynı şekilde tabii depremi atlattık Allah'a şükür. Allah-u Teala büyük bir hıfz-ı himaye yaptı. 3 aylara girdik. İşte regaibi beraber burada idrak ettik. Camilerimizde daha sonra bir haklı olarak erteleme şey yaptık. Evlerimizde devam ettik. Değil mi? Miraca. Evet. Berat da aynı şekilde oluyor. Öyle öyle Allah Ramazan'a nicesini burada kutlamamızı yani, nasip etsin. İnşallah kutlayacağız. Ramazan'da da burada olacağız. İnşallah. Ve bir süreç bu. İmtihan, dünya imtihanlarla dolu. Dünya cennet değil. Dünya zor bir imtihan alanı. Doğru. Allah-u Teala'nın ayette buyurduğu gibi her zorlukla beraber iki kolaylık vardır. Allah-u Teala'nın zorluğu da daim değildir. Allah-u Teala'nın 80 celal 80 celal 19 80 cemal 19 celal ismi var. Evet. Yani rahmeti %80 oranında. Sıkıntılar, musibetler buna da baktığımızda 1/5 oranındadır. Musibetler 3 ay, 1 ay, 40 gün, 6 ay. Genelde 6 ay sürer musibetlerin çoğu. Evet, öyle öyle. Tabii öyle öyle. Bu musibetlerden sonra çok büyük mükafatlar var. Yani Allah-u Teala büyük sevaplar veriyor. Hele bu Ramazan'la birleşince de inşallah katmerli, kat kat ziyade bir muzaaf bir hale geliyor. Eskilerin i̇nşallah, ifadesiyle evet. Katmerli. Bunları değerlendirmek lazım. Ölüme gafletle yakalanmamak lazım. Hazırlıklı olmak lazım. En büyük kayıp ölüme gafletle yakalanmaktır. Kabri cennet bahçesi değil de cehennem çukuruna çevirmektir. Cehennemden kurtulamamaktır. Yoksa bir insan 1000 yıl yaşayıp cennete sağlıklı yaşasın 1000 yıl sonra cehenneme gitsin. Hiçbir şey ifade etmez. Çok doğru. Hastalıklarla yaşar sonra cennete gider bu daha karlıdır. Bizim için ahiret önemlidir. Allah'a iman önemlidir ama bu demek değildir ki dünyayı ihmal edelim. Çünkü ahiret dünyada kazanılıyor. Evet. Dünyada kazanılıyor. O açıdan her açıdan Allah-u Teala'ya kulluk görevimizin gereği olarak maddi ve manevi tedbirimizi tehlikelere karşı alıp sağlam adımlarla imtihanımızda yürümeliyiz. İnşallah öyle. Hocam şimdi bir mesaj gelmiş de. Evet. Milat Bey geçen gün de yazmıştınız. Çok teşekkür ederiz. Milat Bey cuma günü koronavirüs ile alakalı bir şiir yazdım demiş. Bunu Türkiye'ye hediye olsun diye programda okur musunuz rica etsem. Programın sonuna doğru edebiyatımıza da girdi evet. Korona yani. Evet artık. Tabii. Girdi. O da ilginç. Bunu okuyacağım inşallah evet. Bugün. Allah bir mani kenar vermez ise. 19. yüzyıl sözüm olsun. Osmanlı edebiyatında İttihat Terakki, Jön Türkler dönemi mesela. Verem çok işlenir o romanlarımızda falan ya. Evet. Hacı Arif Bey'in eşi mesela Verem'den ölür. Olmaz ilaç, sineyi sat pareme. Evet. Çare bulunmaz derdime. Değil mi? Evet, bilirim yâreme. İşte sanatı da etkiliyor. Tabii bunu verimli bir şekilde çok güzel bakınız edebiyata çevirmiş. Yani verimli hocam daha bir nelere inşallah hale, bitecek de sonradan filmlere konu olacak. Bitecek hocam şimdi. Değil mi dünyada? Her şeyin sonu olduğu gibi tiyatrolara belanın konulacak. Da musibetin de sonu var. Biz evet. Allah'a i̇nşallah iman ediyoruz. Olacak, tabii. İnşallah. Hocam bak mümin kıyametin kopuşunu bile görse korkmaz. Der ki Rabbimin bir işidir. Buraya kadarmış der. Artıkça ahirete yolcuyuz. Tabii, tabii. Yani mümin hiçbir şeyden korkmaz. Kesinlikle korkmaz. Yani Allah. Ve Allah-u Teala virüsü her şeyi yaratan Allah'ın ilminin dışında değil hiçbir şey. Çok Allah'ın doğru. İlminin dışında değil.
ve bu korkuları yenmek İslam dini için basit bir olay, bir Müslüman için. Koronavirüs korkusunu yenmek basit bir olay, bir Türk için. Sıradan bir olay. Evet. İman o kadar çünkü güçlü. Hocam, hiçbir şey bizim imanımız bizim kadar için, güçlü değil. İmanımız da tedbirimize el veriyor. Ölüm Allah'a erişmek. Tabii, evet. Yani öyle düşünür bir Müslüman, bir mümin. O yüzden korkuya mahal yok. Hiç hocam bakın şey mesela kalenderiler varmış Osmanlı'da bir tarikat. Tabii aşırı gitmişler ama o kadar böyle ölümle alay ediyorlar ki bir padişah, Osmanlı padişahlarından biri onlara karşı zulmetmiş, yanlış yapmış. Yani bir hata yapmış diyelim. Bunları idama mahkum etmiş. Halbuki suçlu değiller. O kadar tarihçiler diyor ki o kadar ölümden korkmuyorlardı ki. Bir tanesi geldi Kadıköy'de cellatlar idam ediyor. Dedi beni de idam et. Dedi ki senin sıran yarın. Yarını beklemek istemiyorum. Şehit olmak istiyorum diyor. Beni şu an idam et. Hmm. Ya adamla tartışıyor diyor. Beni şimdi idam et. Evet. Yani bakınız bunlar aşırı tabii ama tarihte böyle adamlar olmuş. Aşırısı Halid, her şey Halid olduğu bin gibi Velid aşırısı radıyallahu anh, tabii Halid bin Velid radıyallahu anh. Vücudunun her tarafı yara bere içinde. Mızrak ok yarası. Tabii o dengeli bir insan. 85 yaşında yatağında vefat etmek üzere. Diyor ki, diyor son sözün ne diyorlar? Yazıklar olsun diyor bana, karılar gibi yatakta ölüyorum diyor. Bana bir at getirin diyor, hocam bir yani mızrak. O lafı kullanmasak iyi olur, şimdi tepki almayalım. Şimdi karılar tepki gibi değil hocam, bir, neyse zaman, aynısını aktarıyoruz. Ben biliyorum. Evet, hocam, yoksa burada Halid bin Velid Hazretleri kadınlara saygılı, o öyle bir mana yok yani. Onu kesinlikle. Zeki olan her kadın anlar onun ne manaya geldiğini. Tabii. Şimdi orada diyor ki, at getirin, mızrak getirin, ok getirin, biniyor. Okuyla, mızrağıyla, kılıcıyla böyle ileri doğru koşarken at üstünde kalbi durup vefat ediyor. İşte diyor ben böyle ölmeliyim diyor. Evet. Yani biz Çanakkale'de 14, 15, 16, 13, 20 yaşında şehit vermişiz değil mi? Tabii. Bakınız o yaşta hiç korkmadan şehit olmuşlar. Bir koronadan mı korkacağız biz yani? Yani korkmayalım. Tedbirimizi alacağız, korkmayacağız yani. Koronaya hücum. Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız. Eyvallah. Hocam demiş ki, hocam demiş. Korku algısını yıkıyoruz. Bu devletimiz milli bir devlettir. Dışarıdan bazı korku algısı yurt dışından verilmeye çalışılıyor. Biz korku algısını Türk milleti olarak yıkıyoruz. Korkmuyoruz, tedbirimizi eyvallah, alıyoruz. Eyvallah, eyvallah. Hocam demiş, bugünlerde kolonya çok kullanıyoruz. Evet. Abdesti bozar mı demiş. Bozmaz, yok. Kolonya uçucudur. Zaten az önce onu da söyledik. Evet. Bozsa biz almazdık. Naçizane abdestsiz dolaşmamaya gayret eden birisi çok olarak. Çok teşekkür ederim. Yani o açıdan kolonya uçucudur. Bir sorun yok. Kaliteli kolonya olsun ama. Hocam, bakınız, her şey sertifikalı olsun. Başta maskeler. Evet. Onu evet, ısrarla evet. Devletimiz, uzmanlarımız söylüyor. Sertifikalı maske. Fırsatçıda da ve maskenin kullanımını devletimiz da öğrenmek lazım. Maske nasıl kullanılır? Yani onu da bilerek kullanmak lazım. Çok önemli. Çünkü doğru. Bilinmeyerek kullanılan maske zarar bunu da verir. Bunu da Feyzullah'ın notlarımız arasında evet. Alalım. Bir onunla da ilgili bir konuk alalım. Tabii aslında yani maske nasıl kullanılır yönünde. Ne şartlarda kullanılır. Tabii evet. Bazen görüyorum artık kararmış. Tabii evet. Kirden kararmış o maskeyi tabii, takmaya yani. Devam eden insanlar var. Kalitesiz maskeyi yapılınca maalesef. Sağlıklıyım evet. Diye düşünüp kendine zarar verebilecek insanlar yani onu da aslında tabii bilgilendirmek lazım. Bu tür bilgilendirme çok faydalı. Bakınız basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgilendiriyorlar. Ama tempoyu korkuya çevirmeden. Tabii ki. Evet. Bugün aynı zamanda ikinci bölümümüzde çok değerli hocamız, Profesör Doktor Yaşar Doğan hocamız gelecek. Bizimle evet. Birlikte olacak. Çocuk gastroenterolojisi. Yaşar uzmanı. Abimiz, dostumuz. Çok değerli hocamız. Çok değerli bir dostumuz. Bizimle birlikte olacak evet. Efendim. Çok önemli bir bilim adamımız. Evet. Başarılar diliyoruz. Özellikle evet. Çocuklar üzerinde bu virüsün durumunu konuşmak istiyorum kendisiyle. Evet. Genel anlamda Allah doktorlarımızdan tabii ki gayretlerinden bizi, razı olsun. Sağlık çalışanlarımızdan. Tüm hocalarımız başta bizi kırmıyorlar. Sağlık Bakanımız olmak üzere. Evet. Geliyorlar. Yani evet. Hiç tereddütte mal vermeden tabii ki gelip aydınlatalım evet. Dedi. Hocam şeref verirsiniz dedim. Biz bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Gelecek inşallah. Evet. Merhaba bugün oruç tutmadık demiş. Yarın tutsak olur mu? Zaten orucu yarın. Değil dediğimiz mi? Gibi İslam'da gün akşamdan başlar. Günü yarındır. Orucu yarındır aslında. Şimdi hocam sorularımıza devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Harika sorular. Yollamaya da devam edin. Elimden geldiğince o sorularınızı okuyacağım. Değerli hocam cevaplandıracak evet. İnşallah. Bugün Berat Kandili bu gece inşallah. O geceyi kutlayacağız. Onunla ilgili sorular olabilir. Başka konularda da olabilir. Her türlü sorularınızı açığız diyelim bir. Evet. İki. Hocam şimdi bazen bu sosyal medyada görüyoruz mesaj yoluyla.
Diyorlar ki işte şu kadar hep birlikte tesbih çekiyoruz. Evet. Şu kadar şu duayı hep birlikte okuyoruz. Evet. Bunlar ne kadar şimdi doğru? Şimdi onların sağlam kaynak... Ben size danışmak istedim. Onların sahih ve sağlam kaynaklarda doğrular var. Mesela ben onu bir programda söyledim. Nebhani'nin eski bir eserinde ünlü alim Yusuf Nebhani rahmetullahi aleyh diyor ki 132 tane el mümin çekilirse günde bulaşıcı hastalıklara karşı iyidir. Bir daha söyleyin hocam. 132 tane el mümin. El mümin. Evet. 132 tane. 132 tane el mümin. Bakınız tabii bunları hep beraber maddi tedbirle beraber. İslam en başta ilime ve hijyene, hıfz-ı sıhhaya önem verir. Onunla beraber dua, onu kastediyoruz. Ve İslam'ın bilimden, tıpa önem vermediğinden bahsedenler İslam düşmandır. Bu İslam düşmanlarına da dikkat etmek lazım. Evet. Anlatabiliyor bu, muyum? Bu adamda sordum zaten ben. Evet, yani birçok... Fırsat bulup bu zamanda İslam'a kimse saldırmasın. İslam bilimsel olarak tıpa, her şeye en fazla önem verendir. İslam alimleri bunu tarih boyunca ispat etmiştir. Zaten bir İslam ülkesi olan ülkemiz, devletimiz... Bugün koronavirüsle olan mücadelesindeki başarıyla da bunu ispatlamaktadır. Kesinlikle. Bir de hocam Avrupa'da birçok şehrinde ezan sesleri duyuyoruz. O tabii kadar, evet. Tüylerim diken diken oluyor. Eminim benim gibi düşünen birçok mümin kardeşim de benim gibi aynı hislere sahiptir. Ben o haberlerde izlediğim zaman böyle tüylerim diken diken oluyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. O ezan şimdi eskiden, sesleriyle inliyor adeta o şehirler Avrupa. Nadir yerlerde vardı. Mesela Belçika, Liechtenstein'de 3 vakit okunurdu. Almanya'nın bir iki yerinde. Tabii moral olsun ve manen onların da ihtiyacı var olsun diye bu ezan okuma. Hatta işte Trump'ın da bulunduğu bir toplantıda Fatih'e okundu. Bunların hepsi İslam'ın Türklüğün lehine dönecektir Allah'ın İnşallah. İzniyle. Ve gerçekten biz milletimizin, ümmetimizin ümit ışığı olduğumuz gibi dünyanın da ümit ışığı olacağız. İspanya'ya, İtalya'ya yaptığımız, dünya ülkelerine yaptığımız tıbbi yardımlar da bunu göstermekte. Ve gerçekten Muhittin Arabi Hazretleri bir kitabında diyor ki, İtalya'dan ezan sesleri duyuyorum diyor. Burgonya bahçelerinden yani Fransa'dan gerçekten duyuluyor. Daha da duyulacak inşallah. Benim her zaman bir duam var. Allah-u Teala Eyfel'i dünyanın en büyük minaresi yapsın. Ben Eyfel'de ezan okudum. Okudun mu? Tabii Montparnasse'da da özel izinle okudum. Montparnasse Paris'in en büyük gökdelenidir. Montparnasse'da tahmin ediyorum benim dışında ezan okuyan yoktur. Yani onun dışında Köln Dom'da okudum. Kulesinin başında. Tabii izin isteyerek. Tabii. Yani bunları yaptık. İnşallah İslam en fazla hıfz-ı sıha, hijyene önem veren dindir. Bu konuda peygamberimizin sayısız hadisleri var aleyhissalatü vesselam. Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayan, tek yıkayım diyen... Tek dindir. Evet. Tabii diğer dinlerin de özü, diğer peygamberlerin özü İslam'dır. Hepsi peygamberimize tabidir. Ne solundukları, putperestleştikleri için İslamiyet gelmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yemekten önce ve sonra ellerini yıkayan bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani biz günde 5 vakit abdestimizle, zaten gusülümüzle, yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamamızla biz bunları devamlı yapıyorduk. Naçizane ben vaazlarımda bütün halkımız yapıyordu. Defalarca el yıkaması üzerine sohbetler verdik. Dilimizi defaatle, hocam, defaatle yani, evet. Yani bu bizim yeni keşfettiğimiz kesinlikle bir olay değil. Bir kısım Avrupa ülkeleri, bir kısım insanlar çıkıyor elini 20 saniye. Kardeşim biz yıllardır yıkıyoruz. Bu İslam'da var zaten. Var tabii. Doğru, yani doğru. Ama nedir? Bu da bir vesile oldu. En nezafetü minel iman hadisi tecelli etti. Temizlik imandandır. Evet, doğru. Evet. İyi günler, kolay gelsin demiş sadece bir izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim, eksik olmayın. Programla bütünleşiyorsunuz. Bu hoşumuza gidiyor bizim. Efendim saygılar sunuyorum hepimize. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum size de. Milat Bey, Elazığ, Harput'ta, Ulu Cami'ye, Eğri Minare'ye, Selçuklu ecdadımıza selam olsun. Hayırlı kandilleriniz olsun. Bu sıkıntıların bitmesi dileğiyle Edis hocamıza hayranlıkla izliyoruz. Estağfurullah. Kendisine İyi de haberi. Selam olsun, saygılar. Aleyküm selam. Hepinize selamlıyorum. Bolu'dan Hilmi Yücel, Beyza Nur Yücel bize ulaşmış. Biz de selam söylüyoruz. İnşallah Berat olunanlardan oluruz demiş. İnşallah. Allah razı olsun. Bolu'ya İnşallah efendim. Selam, diyorum. Çok sevdiğim bir şehir Bolu. Evet, güzel bir şehir. Bütün Bolulu kardeşlerimize selam. Bolu'da da sosyal izolasyon... Yemeğin de cennetidir değil güzel mi? Güzel olur. Bolu yani açılan... Bolu o ormanların içinde evde kalmak da güzel olur.
Bolu öyle bir yer. Yani değil mi? O oksijen orman yeter. Doğru. Hiç dışarıda çıkmana gerek yok yani. Çok doğru. Evet. Bolu'nun havasını, suyunu. Çok güzel yaylalar, ilginç yaylaları gerçekten. Ve çok bakir yerleri var Bolu'nun. Halen keşfedilmemiş bir cennettir. Yedigöller, Abant ve o geyik sürüleri falan çok ilginç yerler var oralarda. Gerçekten öyle. Evet hocam, dualar yolluyorlar. Allah razı olsun. Çok evet, güzel. Dua çok önemli. Gerçekten bol bol dualar okuyacağız. Hüseyin Cengiz Bey yollamış. Evet. Allah razı olsun. Salavat özellikle. Okuyacağız. Programımızın sonunda Muhammed okuyacağız hep birlikte. Evet. Mesajlarınızı önemsiyorum. Keza onları okumaya özen gösteriyorum. Bugün her gün de öyle gösteriyoruz ama bugün çok daha önemli bence. Evet. Milat Bey, programınızı zevkle izliyoruz. Edis hocamın da sohbetine sizlere aracılığıyla nail olmak ayrı bir mutluluk. Estağfurullah. Kandilinizi kutlar. Hayırlı programlar diliyorum. Hüseyin Karagözoğlu, Elazığ Toprak Mahsulleri İl Müdürü. Toprak Mahsulleri Ofisi İl Müdürümüz evet. Efendim. Biz de buradan saygılar Hüseyin Bey'e de biz de selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Yeri gelmişken bir şey efendim. Belirtelim. Hüseyin Bey'i inşallah lütfen, bir gün misafir de ederiz. İnşallah. Hüseyin Bey, İnşallah. Tabii şeref bu yeriz. Gıda konusunda devletimiz emin olun diyor. Zaten bu görev işte Hüseyin Bey yapıyor. Evet. Şu anda 10 yıllık gıda stoklarımızı Hüseyin Bey stokluyor. Temel gıda maddelerini, buğday olsun, arpa, çiftçilerimiz için yulaf, çavdar, fasulye hepsine ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu konularda devletimiz adına çok büyük yetkiler var. Bu tür durumlarda çok önemli bir kurum her durumda. Hüseyin Bey de canla başla çalışıyor. Hatta ben bir espri yaptım. Diyordum Hüseyin Bey'le geziyoruz bu şey durumunda yani değil mi? Bu kritik durumda öyle bir esprimiz de oldu. Allah'a şükür bir kritik durum yok. 10 yıllık gıda stoklarımız mevcut yani. Her açıdan dolu. Evet. Sağlık sorunumuz yok, hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki tedbirlere uyalım ve duayla devam edelim inşallah. Sadece israf etmeden. İsraf etmeden, yer, tabii bozmadan. Yani panikleyip de evlere taşımamak lazım. Onların korunması çok zor. Bir mercimeği bile korumak bir olay yani. Onun için ofisimizde başta her yerde korunuyor. Gerektiğinde zaten onları alıp tüketiyoruz. Hiçbir sorun yok. Paniklemeye mahal asla ve kata yok. Evet. Özellikle hocam, pişirirken de hocam zaten. Evet. Özellikle kafeler, restoranlar tabii, evet. Bu süreçte yani evet. Biz çok aşırı derecede israf var bizde. Evet. Yani biz gerçekten Türk milleti olarak çok aşırı israf tutarız. Dikkat etmeliyiz. Maalesef. Bunu evet. Bu süreç aslında bizim için bir örnek. Bu evet. Süreci önümüze çok koyup böyle kafamızı düşünüp biz şimdi tekrar inşallah bu süreç çok güzel bitecek. Bayramı güzel bir bayram yaşayacağız. İnşallah. Ama o süreçte de kafeye gittiğimizde özellikle açık büfe restoranlara kahvaltıya gittiğimizde normale otellere, döndüğünde bu süreç evet. Bunu çok iyi düşünerek. Tabii normale kesinlikle döndüğünde bakınız. Lazım. Bu süreç normale döndüğünde ibret ve şükür etmeliyiz. Evet. İşte sokakta gezmenin bile bir nimet olduğunu, kafeye gitmenin, işte lokantaya gitmenin değil mi seyahatin? Kesinlikle. Devletimiz haklı olarak şefkatle kısıtlıyor bunları. Şefkat saykasıyla bunu yapıyor bizi korumak için. Yani bunlar önemli. İnşallah bunların da bu nimetlerin de ne olduğunu anlamış olduk. Evde kalmanın da ayrı bir nimet olduğunu anladık. Evet. Bakınız o da ayrı bir olay. Evlerimizin kıymetini de anladık. Tabii o da ayrı bir olay. Aslında bunu depremde de anlamıştık. Depremde de anlamıştık. Kıymetini, evet. Evlerimizin o barınacak yerimizin kıymetini, aile sıcaklığını, yuva sıcaklığını ben çok şeye kadir gel olacağını düşünüyorum. Evet. Yani virüsün elbette ki birçok korkuları gider şeyi var. Ama bazen, bazı yönlerden de bakıyorum, bazı güzellikleri de var. Evet. Değil mi? Tabii. Maneviyat anladık biraz. Ya tabii. Allah'a sığmayı anladık biraz. Biz mesela Irak'ta 6 milyon insan şehit oldu. Suriye'de 5-6 milyon, 4-5 milyon. Biz canla başla onlara yardımcı olduk. Şimdi onlara karşı sessiz kalan, dünyanın hepsi için demiyorum, çoğunluğu, bu felaketin, ölümün ne olduğunu anladı. 10-12 milyon orada şehit olurken onlara ses çıkarmayanlar 50-60 binde nasıl vaveyla ediyorlar değil mi? Ha bu da onlara şunu öğretmeli. Kardeşim sen bunu olmadan düşünüp o tür insanlara acımalıydın. Hocam, acımalısın. Acımalısın. Allah'ın evet. Büyüklüğünü de anlamış. Evet. Hiçbir güç, insan gücü, evet. Bir makina gücünün Allah'ın gücüne erişemeyeceğini evet. De anlamış oldu. Allah yeter ki istese. Tabii Allahu Teala isterse. Hani biz biliyorduk. Bakınız, biliyorduk ama Allahu Teala inanmayanlar, inanmayanlar istese, vardı. İstese Kadir ismiyle bir dakika sonra bu virüsü bitirir mi? Bitirir. Bitirir. Ha demek kesinlikle. Ki bir hikmet var. Bize bir ders evet. Veriyor. Ha ceza demiyorum. Hikmet. Hikmet. İbret. Doğru. Onu Allah bilir. Ceza mı, mükafat mı? Sabredersen mükafata çok tabii. Dönüşür. İbret alırsan. Dersimizi alacağız. Ha dünyada
Hristiyan Avrupa, Hristiyan Amerika şunu düşünecek. 10-12 milyon insan Suriye ve Irak'ta ölürken ben niye kayıtsız kaldım? Ya. Ben niye kayıtsız kaldım çok ki? Doğru. Bu 60 bine feryat ediyorum. Çok bu 50 doğru, bine. Çok doğru. Onu düşünecek. Selamun aleyküm. Biz düşündük. Hocam hayırlı evet. kandiller olsun demiş. Maske satanlar 25 kuruşu alıp 4 TL'ye satanla fahiş fiyat yapanlar çağrıda bulunun demiş. Bari kendine düzen versinler. Alamayanlar var. Selam ve dua ile Galip Dalgın. Efendim artık dünkü zaten kararla biliyorsunuz evet. maske satışları kesinlikle yasaklandı. Cumhurbaşkanımız duyurdu bunu. Evet duyurdu. Evet. Birinci PTT'ye ağızdan. Başvurup PTT'den alacaklar. Kesinlikle evet. böyle bir olay yok. Hiçbir asla şekilde para vermeyiniz. Ve ihbar ediniz. İhbar bakın, ediniz. Kesinlikle evet. kurallara çok uymayanları doğru. şey olanları ihbar ediniz. Bu çok önemli. Bence de. Çünkü en başta devletimizin en üst seviyesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve yetkililer maskenin asla ve kata parayla satılamayacağını ifade etti. Eyvallah. Milad abim merhaba demiş. Merhabalar efendim. Hocama ve sizlere saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun efendim. Bizim de sizlere saygılarımız sonsuz. Tüm Gakko o şeyi var ya onu kaldırıyoruz. Gakkolala diye evet. okuyorum. Diyarının ve tüm Müslüman aleminin Berat Kandilini kutluyorum. Türk halk müziği, ses ve klarnet sanatçısı Cengiz Yurtseven. Çok değerli abim. Selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Evet. Kendini özletme yalnız bu aralar. Biliyorum şu aralar programlar hepsi hiçbiri yok. Ama seninle sohbet etmek de güzel. Senin o derin maneviyatın bizim için önemli. Cengiz Bey, Cengiz abim. Aleykümselam. Sana selam olsun. Kendini hayırlı iyi koru. Hayırlı kandiller diliyoruz evet. sana da. Hürmetlerimi, saygılarımı gönderiyorum. En kısa zamanda da bekleriz efendim. Enes Hocam ve tüm Elazığ'a hayırlı kandiller diliyorum. Hocam bu mübarek günde de hastalıkların bitmesi için bir dua eder misiniz? İyi yayınlar. Nihat evet. Aygül bize ulaşmış. Okuyacağız efendim. Yani ben naçizane gece gündüz eski taun bulaşıcı dualarından tutun da evet. gece gündüz milletimiz, ümmetimiz hatta insanlık için dua ediyorum. Çok eden kardeşimiz var. Allah-u Teala bu tür zamanlarda çok dua etmemizi istiyor. Kesinlikle. Dua etmek bizden, kabul edip etmemek Allah'tan. Ne gelirse ale reis vel ayn diyoruz, baş göz üstüne sabrediyoruz. Ve bakınız sabır musibeti 10 katı düşürür. Korku ise 10 katı artırır. Evet. İbn-i Sina'nın meşhur bir deneyi vardır. İki tane kuzuyu bir kafesin içine koyar. İkisine her gün yem verir düzenli. Bir kuzunun karşısına kurdu koyar. Kurda da ayrıca yem verir. Diğer kuzu kurdu görmez. Kurdu görmeyen kuzu semirir 40 günde. Evet. Kurdu gözen ise o yemekleri yemesine rağmen zayıflayıp korkudan ölür. Çok korkunun doğru. zararı üzerine İbn-i Sina'nın meşhur bir denemesidir. Ve İbn-i Sina veba salgını çıktığı zaman ilk söylediği hatta hijyenden bile daha önce söylediği nedir? Hıfz-ı sıha korkudur. Korkmayacaksın der. Bunun en büyük nedeni korkudur yayılmasının çok der. Çok doğru. İbn-i Sina gerçekten büyük bir dahimiz, tıpın babası. Bunları ta o zamanlardan keşfetmiş ve sirkeli su üzerinde gerçekten ve sirke üzerinde çok, çok duruyor. Doğru. Hocam evet. gelelim tekrar. Ve karantina tabii Berat ki. Evet. gecemize. Efendim birazdan duamızı da edeceğiz. Hem günün anlamı önemine ilgili duamızı hem de koronavirüsten kurtuluş. Yine evet. aynı şeye geliyor gerçi. Beraat etmemiz. Bundan evet. da beraat etmemiz anlamında duamız. Ama bu gecede hocam nasıl bir ibadet önerirsin? Bu gecede iki rekatlık bir nafile namaz. Evet. Artı kaza namazlarımız. Oruç tutmak isteyenler yarın tutabilir. Bugün de tutanlar Allah kabul etsin. Amin. Ayrıca salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tövbe istiğfar. Dolu dolu geçirelim ki bütün yılımızın çekirdek tabii. günü. Ve aynı şekilde gözyaşı, dua özellikle bu hastalık için, i̇çten deprem yani. İçin, içten değil mi Suriye'deki hocam? Askerlerimiz için, tabii bütün her şey için dua etmek lazım. Evet. En fazla da imanla kabre girebilmek için, hayırlı uzun bir ömrümden sonra. Çok i̇manla doğru. kabre girmek en önemli meseledir. Çok Çünkü doğru. imanla giden illaki cennete gider. Allah rızası en başta. Ve gerçekten bunlar yapıldığı takdirde inşallah... Bütün bunlar bertaraf olacaktır. Sıcakların da gelmesiyle kim ne derse desin güneş ışığı şifadır kardeşim. Sıcakların gelmesiyle ben azalacağına inanıyorum. Kötümser değilim. Kendi iyimser ruh dünyamı burada yansıtıyorum. Siz de yansıtıyorsunuz. Lütfen kimse kötümser ruh dünyasını bilimsel destek olmadan yansıtmasın. Bilimsel destek olsa bile yansıtmasın. Evet. Kötümser ruh dünyanıza ihtiyacımız yok. İyimser ruh dünyası olanlar yansıtsınlar. Çok Bu doğru. çok önemli. Çok doğru. Kötümser ruh dünyası olanları da Allah-u Teala Kur'an hürmetine şifaya beylesin.
Yine Kur'an'daki Azimüşşan 6 tane şifa ayeti hürmetine maddi ve manevi hastalıklarımıza, başta bu koronavirüs olmak üzere, şifalar versin inşallah. İyileşen hasta sayılarımız da oldukça fazla. Evet. Güzel gidiyor çok, şu anda. Allah'ın izniyle tabii ki, iyi gidiyor. Önlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani onlara, şehitlerimiz bizim. Şehitlerimize de yakınlarına rahmet diliyoruz. Sabırlar diliyoruz. Evet. Bunu da söyleyelim efendim. Yanlış anlaşılmasın. Güzel gidiyor derken. Hani... Tabii çok çabalayan bir sağlık bakanımız var. Sağlık çalışanlarımız var. Allah razı olsun diyoruz. Günlerdir uykusuzlar. Dualarımız onlarla. Hepimize beraat kandili mübarek olsun demiş Mehmet Gündaş. İstanbul'da. Mehmet abimize de tekrar selam söylüyoruz. Gönderiyoruz. Hiperaktif bir abimiz. Çok doğru. Gerçekten yıllardır. Evet. Abi demiş, deprem olmasın diye dua eder misin? Hadi abi demiş. Hocama onu da İnşallah ekleyecek hep bütün duaları edeceğiz. Allah-u Teala kabul eylesin. Ben artık o kadar deprem korkumuz kalmadı bitti, diye düşünüyorum. Deprem unutuldu şu an. Epey zamandır da böyle bir kendini göstermiyor. Bak, Allah beterinden saklasın. Allah beterinden saklasın. Deprem gitti, unutuldu yani. Evet. Allah korusun. Evet. Allah'ın affetleri bitmez tabii. Evet. Ders vermek amaçlıdır onlar her biri. Efendim mesajlar atıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Kandil mesajları. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş. Evet hocam, artık bir duayla, son duamızı değerlendirelim. Milletimizin, devletimizin, ümmetimizin berat gecesini kutluyorum. Evet. Allah-u Teala bir berat hürmetine başta koronavirüs olmak üzere maddi ve manevi hastalıklarımızdan beratımızı nasip eylesin. İktisadımızı, ekonomimizi bereketli kılsın. Maddi ve manevi borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi hastalıklarımıza Kur'an'daki Azimüşşan 6 şifa ayeti hürmetine şifalar ver Allah'ım. Bizleri koronavirüs, taun illetinden, depremden, her türlü beladan, felaketten muhafaza eyle. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hürmetine Kur'an, Azimüşşan hürmetine Allah'ım. Ya dafiyel beliyat itfa'nel belaya. Ey belaları defeden bizden her türlü belayı defeyle, her türlü hayrı bizlere nasip eyle. Allah'ım, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sana sığındığı bütün şerlerden sana sığınır. Onun sallallahu aleyhi ve sellem senden istediği bütün hayırları senden isteriz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil gulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatü vesselam rahmet eyle. Öyle ki onun aleyhissalatü vesselam yüzü suyu hürmetine bedenlerin tıbbı ve şifası oluşur. Bedenlerin afiyeti ve şifası yine oluşur. Gözlerin de yine şifası ve ziyası oluşur. İnşallah bu salavatlar hürmetine bu illeti bizden, ümmetimizden, insanlıktan defeyle Allah'ım. Amin. Bizlere ve sevdiklerimize hayırlı uzun ömürler ve bu dünyada ve ahirette afiyet ihsan eyle Allah'ım. Amin. Şimdi okuyacağımız Fatiha'yı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, cümle müminlerin, Müslümanların, dinleyenlerimizin, rahmetli ecdatlarının ve koronavirüsten vefat eden, depremde vefat eden ve cümle şehitlerimizin, hepsi şehittir, ruhlarını hediye ediyoruz. Kabul eyle, vasıl eyle Allah'ım. Amin. El-Fatiha, temas, salavat. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Ecmain, çok teşekkür sağ olun, ederim. Teşekkürler. İnşallah dualarımızda olduğu gibi kurtuluşumuz olur, beraatimiz i̇nşallah, olur. İnşallah, inşallah. Efendim, hepinize hayırlı beraat gecesi diliyoruz. Beraatimizi kutluyorum tüm İslam aleminin, tüm inanmış insanların. Hocama çok teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Kısa bir araya gideceğiz. Bir reklam arası değerli izleyenler. Akabinde çok değerli hocamız Profesör Doktor Yaşar Doğan hocamız bizimle birlikte olacak. İkinci bölümümüzde, reklam sonrası bölümümüzde. Çocuk gastroenterolojisi bilim, ana bilim dalı bölüm başkanı çok değerli Yaşar Doğan hocamızla güzel bir sohbet gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Sakın ekranlarınız başına ayrılmayın. Koronavirüsün, COVID-19'un çocuklar üzerindeki etkisini özellikle ve COVID-19'u konuşacağız. Değerli hocamız da onun derin bilgisinden faydalanacağız inşallah. Reklamlar efendim. Değerli izleyenler,
ilk bölümümüzde, tekrar birlikteyiz bu arada, reklamlarımızı bitirdik. İlk bölümümüzde çok değerli Elazığ İl Vaizimiz Ediz Erşen hocamızla Berat konulu bir sohbet gerçekleştirdik. Malum bu gece Berat kandilimizi kutlayacağız. Berat'ın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz artık. Berat kurtuluş. Hem manevi cezalardan hem normal cezalardan kurtuluş anlamına geliyor. İnşallah Allah'ın keremiyle, Allah'ın yüzü bu gecenin yüzü sürmetine Allah da bizleri bu nusibetten kurtarır diye düşünüyoruz. İlk bölümde de söylediğim gibi ikinci bölümümüzde çok değerli hocamız, Elazığ'ımızın yetiştirdiği kıymetli insan. Hocam Profesör Doktor Yaşar Doğan hocamızla birlikteyiz. Yaşar Doğan hocam çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı, öğretim üyesi, aynı zamanda çocuk gastroenterolojisi bilim dalı başkanı bizimle birlikte. Siz daha önce de konuğumuz olmuştu değerli hocam, bilirsiniz. Efendim çölyak hastaları dernekleriyle birlikte, bizimle birlikte onlarla birebir ilgili hocamız. Güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Biliyorsunuz gluten duyarlı insanlarla üzerinde çalışmaları var hocamın. Ama bugünkü konumuz hem dünyamızı, hem ülkemizi, hem de bizleri tehdit eden COVID-19 denilen koronavirüs üzerine, özellikle çocuklar üzerindeki etkisini konuşacağız. Tabii geniş anlamda da COVID-19'u konuşacağız. Değerli hocamla bir uzman olarak, elbette ki bir immünoloji uzmanı değil ama bir tıp insanı, çocuklar üzerinde de birçok çalışmaları var. Şimdi onları sohbet edeceğiz. Ben hocama hoş geldiniz diyorum tekrar. Şeref verdiniz. Hoş bulduk Nihat Bey. Öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum. Şeref duyduk hocam. Bu gecenin münasebetiyle hem ülkemizin hem bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum. Bu Berat Kandili'nin şu anda dünyamızı bir pandemiyle sahuran, bu beladan en kısa zamanda kurtulmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Amin diyoruz biz evet. De. İnşallah öyle de olacak. İnşallah. Allah bizlere bazı şeyleri, hani derler ya Allah'ın sopası yok. Bunlar da işte Allah'ın sopaları. Efendim böyle bir gösteriyor, varlığını hissettiriyor. Hani varlığını bilenler için söz şey yok, beis yok. Ama hani şüpheye düşenler, inkar edenlere şöyle bir göstermekte de fayda var diye düşünüyorum. Şimdi efendim, ben tekrar Güven Buldaca buradan selamlarımı gönderiyorum. Hocam şöyle bir kolonya size ikram edelim. Sosyal mesafeyi de koruyoruz bu arada. Evet. Hocam şeref verdiniz tekrar. Şimdi sayın hocam, çocuk gastroenterolojisi uzmanısınız, bilim dalı başkanısınız. Genelde çocuklar üzerinde hani böyle bir kan oluştu. Olmaz diye bir şey yok diye biliyorum evet, ama. Evet. Bu COVID-19 virüs çocuklar üzerinde çok etkisi yok deniliyor. Evet. Elbette ki bundan hasar gören çocuklarımız var. Yok değil. Evet. Hocam ne anlamda çocuklar o kadar etkilemiyor? Daha ziyade yaşlılarımız da, yani 60 yaş üstü. Cumhurbaşkanımız evet. 65 yaşa çekti de evet. Biz 60 yaş üstü diyoruz. Buyurun. Şimdi bir defa öncelikle Kanal Fırat'a çok teşekkür ediyorum. Evet. Hatta ben içeri girerken biliyorsun maskeyle girdim içeriye. Evet, evet. Çok hoşumuza gitti. Ve girişte de Kanal Fırat'ın hemen girişinde bir dezenfektan var. Gelen konuklar genellikle orada ellerini dezenfekte ettikten sonra buraya alınıyor. Son derece dikkat ediyoruz. Bu duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi yaklaşık olarak dünyamızı bu virüs 5 aydır işgal etmektedir. İsmiyle, varlığıyla, yaptığı hasarlarla. Ve bu dönemde de hem dünya televizyonlarında hem ülkemizde hem yerelde bizim şehrimizde evet, çok sayıda hocamız, konu ehli olan hocamız bu konuda o kadar çok bilgiyi verdi ki artık halkımız da neredeyse koronavirüs uzmanı olmak üzere. Hepimiz uzman olduk. Hepimiz ama, deprem uzmanı olmuştuk. Evet, evet. Akabinde vallahi rasathane gibiydik hepimiz. İşte deprem oluyor. Bu herhalde 3,5-4 şiddetinde. 3,7 derken birdenbire virüs çıktı. Virüs uzmanı olduk hepimiz. Evet. Mesela ben artık COVID'lerin o 1, COVID-2, COVID-3, COVID-11, COVID-19 hepsini öğrendik gibi hocam. Buyurun. Şimdi uzmanı olduk dedim ama işin aslı öyle değil. Kesinlikle değil. Bilim de dahil hocam, olmak üzere, biliriz. Hayır, bilim de dahil olmak üzere, bilim adamları dahil olmak üzere henüz biz bu virüsü çok iyi bilmiyoruz. Tabii, pardon. Zaten bilseydik, her şeyle bilseydik şu anda onun aşısı da üretilirdi, tedavisi de üretilirdi, ilacı da üretilirdi. Şimdi bu koronavirüs
Yüzyıllardır bilinen bir virüs. Yüzyıllardır bilinen bir virüs. Bugün şu anda nezle ve gripten dahil olmak üzere insanlar üzerinde kesin olarak hastalığı yaptığı bilinen bu virüsle birlikte 7 tane virüs var. Ama özellikle son 2002 yılında ve 2012 yılındaki salgınlarla SARS virüsü ve MERS virüsü, tabii bu isimler SARS, MERS, MERS dediğimiz zaman insanlar bu isimleri nereden alıyorlar veya COVID-19 gezegen gibi geliyor bize hocam, alıyor? Mars. Bunlar bu virüste genellikle bulundukları şekillere göre adlandırılıyor. Çıktığı ortamlara göre ve çıktığı yıllara göre isimler, mesela MERS virüsü işte Orta Doğu kaynaklı bir virüs İngilizcesinden. İşte COVID virüsü 19, işte koronavirüs hastalığı 2019 demek. Tamam. Dolayısıyla bu hastalığın önceki yıllarda da bilinen çok sayıda hastalıklar var. Özellikle SARS ve MERS çıktığı zaman ciddi öldürücü etkileri olan bir virüstü. Fakat çok şükür hızlı bir şekilde mutasyona uğrayarak salgınlar yapmadan kendi bulunduğu coğrafyada kısa dönemde ortadan kalktı. Şimdi bu virüsün, evet, son yapılan yayınlarda, ister Çin'den olsun, ister dünyanın diğer ülkelerinde olsun, yapılan yayınlarda özellikle yaşlılarda, immün sistemi bozuk olanlarda, hipertansiyon başta olmak üzere, kalp damar hastalığı olanlarda, şeker hastalığı olanlarda, hipertansiyon olanlarda veya altında bir KOAH hastalığı dediğimiz bir obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda biraz daha mortalite riski, yani öldürme riski yüksek. Çocuklarda ise bu bir risk daha az. Aslında viral enfeksiyonların hemen hemen çoğu çocuklarda genellikle mortalite riski veya hastalığı kötüye götürme riski genellikle düşüktür. Bunu çeşitli nedenlerle açıklanıyor ama özellikle bu koronavirüs cihetinden baktığımız zaman özellikle ACE inhibitörleri, AC2 inhibitörleri dediğimiz reseptörler genellikle akciğerlerin veya hava yollarının epitellerinde başta olmak üzere vücudun çok sayıda organında bu epiteller bulunuyor. Ve yine yapılan incelemelerde özellikle yaş grubu büyüdükçe veya belli hastalıklara maruz kalan kişilerde, özellikle hipertansiyon hastaları başta olmak üzere, bunlardaki ACE reseptörlerinin daha fazla sayıda olduğu, dolayısıyla bu koronavirüs üzerindeki reseptörlerin onlara daha duyarlı hale geldiği ve bu dolayısıyla da bu hastalarda biraz daha hastalığın daha ağır şekilde seyrettiği konusunda görüşler var. Çok doğru. Şimdi Sayın Hocam, çocuklarımız tabii bizim masumlarımız. Evet. Hep el üstünde tuttuğumuz, her şeyden sakındığımız varlıklarımız. Biz onları koruruz. Evet. Kendim ne olacaksa bize olsun mantığı. Bu biraz sanki öyle değil bu işte. Değil mi? Evet. Biraz da kendimizi önce, hani uçakta dahi önce kendini kurtar, sonra çocuğunu kurtar denir. Tabii önce çocuğu. Biz de bu, önce anne kendi maskesini veya ebeveyn, evet, kendi maskesini takacak, sonra çocuğun maskesini takacak. Bu da böyle bir şey mi? Yani biz kendimizi önce koruyacağız. Şimdi şöyle bir şey. Esasen toplum olarak hepimizin korunması gerekiyor. Şimdi çocuklarda genellikle hastalık belirtileri daha az olduğundan dolayı sanki onlar hasta değilmiş gibi davranılabilir. Halbuki onlar virüs yayıcı bireyler olarak düşünülmesi gerekir. Taşıyıcı mı? Tabii taşıyıcı. Mesela bu iyileşenler de yine taşıyıcı olabilirler. Dolayısıyla şu anda biz mesela virüsün daha erken dönemde yayıldığı dönemlerde genellikle bilim adamları şöyle bir açıklama yaparlardı. İşte maskeyi genellikle hastalar taksınlar, normal diğer toplum bireyleri takmasın. Neden? Çünkü erken dönemde yayılmıştı. Henüz herkeste herhangi bir risk yoktu. Ve maske sadece hasta kişi tarafından takılması gerekir ki toplum korunsun. Korunsun. Ama şu anda artık toplumun hepsine, bütün bireylere maske takılmasını öneriyoruz. Korunmamışlık takmamız gerekiyor. Niçin? Çünkü karşımızdaki hangi birey olursa olsun onu hastalık veya virüs taşıyıcı bir birey olarak artık kabul ediyoruz. Çok doğru. Bundan dolayı da artık herkesin bu maskeyi takmasını istiyoruz. Öneriyoruz. Çocuklar da enfeksiyon kapmış olabilirler. Hiçbir semptomları veya yakınmaları olmayabilir. Dolayısıyla bunlar her ne kadar iyi görünseler bile iyi bir virüs taşıyıcısı, iyi bir virüs yayıcısı olabilirler. Olabilirler. Şimdi hocam şu bazda, hani bağışıklık sistemi önemli, evet, evet, bu virüste. Evet. Sağlam olan, hani çocuklarda hani anne sütünün o bağışıklık sistemini, evet, geliştirmiş olması etkin midir? Şimdi bakın, bugün dünyada bilinen hastalıkların mortalitesini ve morbiditesini, ne demek yani? Hastalıktan öldürücü etkisini ve öldürme, hastalık yapma etkisini ortadan
ona önemli derecede azaltan tek bir besin kaynağı var. En önemlisi bir mucizevi besin kaynağı. Yani Allah'ın yarattığı bir mucizevi besin kaynağı üstü. Çok doğru. Bu özellikle bebekler için olmazsa olmaz. Bir mucizedir. Bak, bu ileriki dönemlerde birçok bebeğin birçoğu hastalık kapmasını engelliyor, anneyi koruyor. Çok doğru. Özellikle ileriki dönemlerde bebekte veya bireylerde gelişebilecek otoimmün hastalıklar, diyabet hastalığı veya alerjik hastalıkların gelişmesine çok ciddi katkıları var. Dolayısıyla anne sütü bir mucizevi kaynak. Ha, bunun dışındaki beslenme ne olabilir? Bunun dışındaki biz beslenme biz her zaman için... Siz aynı zamanda beslenme uzmanısınız. Tabii ben beslenme uzmanıyım. O yüzden de evet. Biraz soruyorum bunu. Nasıl olmalı? Normal bir beslenme öneriyoruz. Yani şu anda mesela COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle televizyonlarda böyle reklamlar geçiyor. İşte şu besini alın, şu vitamini alın. Bunların hiçbirisi güvenilir kaynaklara ve güvenilir yayınlara dayalı açıklamalar değil. Çok doğru. Hiçbir besin, hiçbir vitamin COVID enfeksiyonuna karşı koruyucu özelliği yoktur. Çok doğru. Biz zaten insanların böyle immünitesinin normal olmasını istiyoruz. Öyle aşırı derecede bir immünite olmasını, bu hastalık için de belki risk faktörü olabilir. Bunu söylediğin zaman insanlar anlamıyorlar. Nasıl anlamıyorlar? Mesela diyelim ortada bir vazo var. Vazo bizim bedenimiz olsun. Virüs de bir sinek olsun. Biz de immünite olarak dışarıdan o sineği nasıl kovmamız gerekir? Öyle bir kovmamız gerekir ki vazoyu kırmadan kovmamız gerekir. Çok doğru. Eğer immüniteniz son derece güçlüyse, elinizde bir balyoz alıp hadi bakalım ben bu sineği öldüreceğim derseniz vazo da gider. Vazo biz olduğumuza göre biz de gidebiliriz. Tabii. Karadeniz'in hikayesi gibi. Dolayısıyla immüniten her zaman için normal olması gerekir. Çok doğru. Bu normal immünite de normal beslenmeyle rahatlıkla sağlanabilir. Şimdi hocam çocuklar üzerinde anladık değil mi hepimiz? Tabii ki koruyacağız ama taşıyıcı olabilir dedi. Yani belirtileri çok şiddetli göstermeyebilir çocuklar ama çocuklar da bu virüsü almıyor anlamına gelmez. Alır ama taşıyıcı olarak yetişkinlere zarar verebilir bu anlamda. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Hocam, bunu anladık. Evet. Peki hocam çocukların korunması nasıl olacak? Yani şimdi... bir yetişkin gibi mi aynı şekilde korunacaklar? Şimdi yetişkinler nasıl korunuyorlarsa çocuklar da aynı şekilde korunması lazım. Hatta çocukların tabii ki ergenleri biraz tabii sınırlamak bazen zor olabiliyor ama yani mümkün olduğu kadar karşımızdaki birey hastalıklıymış gibi davranarak kendimiz de bir hasta taşıyıcısı, bir virüs taşıyıcısı olduğumuzu düşünerek çocuklara o şekilde davranmamız Sağlık gerekir. Bakanımız yani çocukları yakın mesafede sevmemizi biraz daha ertelememiz gerekir. Doğru. Biraz daha ertelememiz gerekir. Zaten çocuklardan biraz daha en azından mümkün olduğu kadar evde kalmalı. Zaten şu anda artık kanuni bir zorunluluk. Kesinlikle. Yani özellikle 65 yaş üzerindeki grubu olduğu gibi. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar dışarıya elzem olmadığı müddetçe, hasta olmadıkları müddetçe dışarı çıkarmamak gerekir. Dışarı çıkardığı zaman mutlaka hijyen koşullarına, mutlaka korunma koşullarına riayet edilmesi gerekir. Evet. Ve gerekli olan mümkünse düzenli beslenmelerine devam etmesi gerekir. Çünkü... Biz çocukların evet COVID enfeksiyonuna yakalanmasın ama diğer enfeksiyonlara da yakalanmamasını istiyoruz. Kesinlikle. Şu anda özellikle ihmal etmemek lazım. Havaların değişim dönemi. Bu değişim döneminde bir grip enfeksiyonu kapatırsanız bir de üzerine COVID kapılırsa hastalığın daha ağır seyretmesine neden olabilir. Çok doğru. Şimdi hocam hipertansiyon da çok etkin evet. Bu hastalıkta. Bir de kronik hastalıklar tabii. Diyoruz. Bunlar genelde insanlar işte benim şu hastalığım var bu kronik rahatsızlıklara giriyor mu diye soranlar var. Evet. O konuda da biraz bilgi almak istiyoruz sizden. Şimdi yapılan incelemelerde özellikle COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatanlarda ölüm risklerine bakmışlar. Hangileri genellikle bu hastalıktan ölüyorlar? Çok özellikle önemli. Baktıkları zaman en fazla risk faktörü hipertansiyon olarak görülüyor. Daha sonra kalp hastalıkları özellikle konstriktif daha doğrusu bütün kronik kalp hastalıkları olmak üzere vücudumuzdaki özellikle akciğer başta olmak üzere bütün kronik hastalıklar risk faktörü grubunu oluşturmaktadır. Tabii. Çünkü bir defa vücudun... Astım, KUA bunlar tabii, çok önemli. Vücudun hem immün sistemi bozulmuş hem korunma yöntemleri bozulmuş hem de özellikle akciğer obstrüktif akciğer hastalıklarında virüs eğer akciğeri kapmışsa alt solunum yollarına geçmişse akciğerin ekspansiyon kapasitesi dediğimiz genişleme ve daralma kapasitesi azaldığından dolayı genellikle bu hastalarda biraz daha ciddi bir risk faktörü olabilir. Dolayısıyla bunların biraz daha toplumun diğer bireylerine göre daha fazla özen göstermesi gerekir. Çok. Ki toplumun her bireye özen göstermesi gerekir. Ama bunlar özellikle mortalite riski açısından bakıldığı zaman çok... Bir de olayın diğer tarafına bakalım. Ya bende hiçbir hastalık yok. Ben gencim.
sağlıklıyım, beslenmeme dikkat ediyorum, ben risk faktörü değilim demesin. En güzel örnek, en güzel örnek, bakın İngiltere Başbakanı, evet, beslenmesi mi bozuktu? Yok. 65 yaşın üzerinde miydi? Değil. Yok. Sağlıklı mıydı? Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Ama şu anda yoğun bakımda. Kesinlikle öyle söylenir. Ve başlangıçta olayı ciddiye almaması da çok ilginç bir trajedi. Yani sürü bağışıklığı yapalım dedi de. Evet, bizi çok maalesef şaşırttı bazı şeyler. Yani böyle bir musibetin başımıza gelmesi, dünyanın başına gelmesi. Hani bu konuda dev olarak gördüğümüz halk olarak bizim. Mesela bir Avrupa'nın sağlık sektörünün bir balon olduğu, değil mi? Bir Amerika'nın hani sağlıkta çok iyi dediğimiz diye düşündüğümüz, açıkçası dev olduğunu düşündüğümüz bir balon olduğu ortaya çıkıyor. Tabii dünyanın aslında bu anlamda biraz geri kaldığımızı da görebiliyoruz. Ama bu konuda da başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızı da tebrik ediyorum ben. Gerçekten büyük başarılara imza attılar. Güzel gidiyor. Ama ben tabii ki bu bizim bakış açımız. Bir de tıp insanı. Değerli hocama sormak istiyorum. Hocam, Türkiye'deki şu andaki durum sizi, siz nasıl nitelendiriyorsunuz? Yani özellikle Sağlık Bakanlığımızın önlemleri zamanında yaptık deniliyor. Gerçekten zamanında tedbirler alındı mı? Şu andaki konumumuz, durumumuz, gerek malzeme olarak değil mi? Ne derler ona? Teçhizat, cihaz olarak yeterli miyiz? Nereye gidiyoruz? Nasıl bir öngörünüz nedir? Şimdi Milat Bey, ben açıkçası bu yurt dışı konusunu açılmışken orada bir şeyle söylemek istiyorum. Çünkü sizin öngörüleriniz bizim için çok önemli. Çok önemli. Evet. Şimdi biz de böyle bilgimizi, deneyimimizi arttırmak için yurt dışına gitmişti. Ve gittiğim hastane de dünyanın en iyi hastanesi, Londra'daki King's College Üniversitesi. Evet. Böyle büyük bir hevesle gitmiştik. Açıkçası gittiğimiz zaman böyle bir hastaneyi, kliniği dolaştığımız zaman böyle içimizden böyle tabii çok değerli bilim adamları var. Dünyanın, şimdi Avrupa'nın ve Amerika'nın şöyle bir özelliği var. Evet. Dünyanın en iyi yerindeki, böyle kendi yerindeki en iddialı hekimi alıp gelip çalıştırıyor. Kendi halkına ve bilime hizmet ettiriyor. Çok değerli bilim adamları var ama hastane imkanlarına baktığımız zaman bizde mesela şu anda her hasta için bir oda ayrılmış, değil mi? Özel odalar var. En iyi hastanesinde hastalar sadece paravanlarla ayrılmıştı. Paravanlarla ayrılmıştı. Evet. Yani böyle bir hastane. Bizim Acı'daki gibi. Aynı ana klinik. Değil mi hocam? İşte karaciğer nakli yapılan hastalar, bakın karaciğer nakli yapılan hastalar paravanlarla ayrılmış kliniklerde yatırılıyordu. Şimdi hocam filmlerdeki gibi değil yani. Bakın, o aile hayatları da değil, şimdi, bunlar da değil. Bazı imkanları bizden iyiydi, bazı imkanları bizden çok çok kötüydü. Yani fiziki mekan açısından baktım. Ama bazı imkanlar da iyiydi. Mesela ben endoskopiye 2-3 kişiyle giriyordum, onlar 11 kişiyle giriyorlardı. Tamam mı? Yani ama sayının çoğalması iyi mi işaret hocam? Şimdi bazı alanlarda iyi, bazı alanlarda iyi, bazı. Çünkü yardımcı sağlık personeli bizim, bir defa bizim kolumuz, kanadımız. Yani yardımcı sağlık personeli olmadığı zaman sağlık sektöründe çok fazla iddialı konuşmak mümkün değil. Bizim son özellikle 15 yılda sağlık sektöründe yapılan yatırımlar, yaptırımlar, özellikle sağlığı belli olarak otelcilik hizmetleri açısından veya hastaya hizmet sunumu açısından çok ciddi bir kalite düzeyini arttırmıştır. Yani bizim kişi başına düşen hasta yatak sayımız şu anda Avrupa standartlarının üzerinde. Özellikle bu COVID-19 enfeksiyonu açısından baktığımız zaman özellikle yoğun bakım hasta sayımız dünyadaki ortalamaların çok üzerinde. Baktığımız zaman işte bizde yoğun bakıma düşen hasta sayısı yaklaşık 100 binde 40 gibi civarında. İşte Avrupa'ya baktığımız zaman İtalya'da 100 binde 6, işte İspanya'da 100 binde 12 civarında. Çok ciddi, bizden çok çok aşağı bir rakamlarda. Tabii bu sadece işte tamam bizde yoğun bakım hasta sayısı, yatak sayısı yeterli, solunum ventilatör cihazları yeterli. Biz işte korunmuş gibi düşünmememiz gerekir. Çünkü Allah göstermesin, ani bir salgında hiçbir sağlık sektörü, hiçbir dünyanın sağlık sektörü, biz de dahil olmak üzere bunun altından kalkamayız. Çünkü bunun yatak kapasitesi, evet çok iyiyiz. Yoğun bakım yatak kapasitemiz çok iyi, ventilatör sayımız çok iyi, hekim sayımız çok iyi. Ama bunu zamana yayarak, mümkün olduğu kadar koruma yöntemleriyle bu hastalığa yakalanma riskini azaltarak ancak bunu minimal zararla atlatabiliriz. Şimdi Avrupa'nın veya Amerika'nın düştüğü bu handikapın tek nedeni bir defa altyapıları iyi değil. Altyapıları değil, yoğun bakım hasta sayısı, yatak sayısı nüfusa göre iyi değil. İşte ventilatör cihazları, hiç kimse bunu tahammül edemiyordu. Yani böyle bir virüs 2020 yılında gelecek.
bizi böyle darmadağın edecek. Evet. Böyle bir virüsü hiçbir ülke tahmin etmedi. Yani çok şükür bizim ülkemiz en azından planlı olmasa da hazırlıklı olarak biz buna yakalandık. Yani biz hocam, de bilmezdik böyle bir koronavirüs gelecek ama. Cehaletimizi hoş görün. Bu tip senaryolar, hani bir askeriye vardır, savaş senaryoları yapar. Evet. Hazırlar kendini her türlü saldırıya karşı. Mesela sağlık sektöründe böyle bir senaryo çalışmaları yok mudur? Yani şimdi yani hazırlıkları yok mudur? Bunu genellikle halk sağlıkçılar, genellikle epidemiyologlar genellikle bu çalışmalar üzerinde yoğun çalışıyorlar. Hırsız saha dediğimiz. Tabii. Bunları mutlaka öncesinden işte gerekli olan aşıların depolanması, ilaçların depolanması, yedek sağlık malzemelerinin depolanması. Yani bizim ülkemizin açıkçası şu anda son derece şanslı olduğunu söyleyebilirim sağlık yatırımları açısından. Yani çalışmaları beğeniyor musunuz şu andaki bu özellikle bilim kurulumuz? Şimdi bakın. Efendim pandemi illerde kurulduğu pandemi kurulları var şu anda. Bunların çalışması Elazığ'ımız için şimdi bir defa tebrikler alıyor. Başta valimiz, pandemi kurulumuz. Güzel tedbirler alındı deniliyor. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ülke pandemi kuruluna baktığımız zaman hemen hemen her branşta çok değerli bilim adamlarımız var. Hatta aralarında bizim hemşehrilerimiz de var. Bir defa gurur verici tabii. Yani bizi hemşehrilerimizi açıkçası bir yerde gördüğümüz zaman gururlanıyoruz. Kesinlikle. Yani böyle bir derler insanın koltukları kabar derler ya. Aynen öyle bir şey. Hocam bizim de sizlerden gururumuz. Estağfurullah. Tabii şeyimiz kabarıyor. Estağfurullah. Burada. Yani biz, ülkemiz için, memleketimiz için ne yapmışsak bizim için açıkçası şereftir. Şimdi bir defa Türkiye'nin en büyük avantajı hastalığın geç dönemde Türkiye'ye girmesi büyük bir avantaj. Yani hemen hemen dünya ülkeleri açısından baktığımız zaman ülkeye en son gelen ülkelerden biriydik. Tabii hiçbir şey her zaman için mükemmel yapılamaz. Yani mutlaka mükemmel dediğiniz işin daha iyisi olabilir. Ama olabilecekler içerisinde dünya ülkeleri açısından baktığımız zaman en iyi hazırlanmış, en iyi korunma yöntemlerini almış ülkelerden biri olarak düşünebiliriz. Ha, daha iyileri yok mu? Var. Singapur var, Güney Kore var, tamam mı? Daha iyileri var. Tabii bunlar imkanlarla ölçüşen şeyler. Dolayısıyla şu andaki imkanlara göre baktığımız zaman hem geneldeki pandemi kurulları hem de yerelde özellikle valimizin başkanlığında olan pandemi kurullarımız genellikle görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii dediğiniz gibi geç ülkemize girmesi bizim gözlem yapma fırsatımız oldu. Evet. Bir Çin'i, bir İtalya'yı değil mi? Bir Almanya'yı gözlemledik, İngiltere'yi gözlemleyeme şansımız. En azından oldu. Hazırlıklarımızı yaptık. Evet. Yani mutlaka bize bir yatan gelecekti. Biz yani hazırlığımızı yaparken örnek Amerika umursamadı mesela. Tabii. Bunun hatırısını çekiyor şu anda. İşte yaz gelir sıcaklıklarla gider gibi. Devlet böyle. Başkanının da tutumu çok önemliydi. Aynen. Normal bir Trump çok umursamaz davrandı demeçlerinde. Belki bilmiyorum umursuyordu ama ekrana çıktığında bunu farklı gösteriyordu. Normal bir gribal enfeksiyon gibi algıladılar. Yani grip enfeksiyonları genellikle havaların değişme döneminde işte kışın ve sonbaharın ilk aylarında biraz daha artar ya. İşte yazın ortadan kalkar. Normal onu bir gribal enfeksiyon gibi algıladılar. Halbuki bu virüsü kimse bilmiyordu. Çıktı Çin'de dahil olmak üzere henüz yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. Şimdi çok güzel bir yere temas ettiniz hocam. Hani yazın gelmesi, aslında yazın gelmesi o kadar ısınması şey değil. Benim bir tezim var, bu dikkate alınıyor mu bilmiyorum. Özellikle belediyelerimiz. Hocam dünyada bir insana, geçen gün sormuştum hatırlıyor musun programda? Bir canlıyı, bir insanı en fazla öldüren canlı ne diye sordum. Ki bir belgeselde izlemiştim. Siz bilirsiniz muhakkak. Sivrisinekmiş efendim. Malaria. Şimdi bu aşamada bu virüsü taşıyabilecek belki de. Çünkü hayvana da geçiyor bu. Son zamanlarda gösterildi evet. Evet. Sinek korkutuyor beni. Şimdi, nasıl bakarsınız bilmiyorum. Bu belediyelere çok iş düşüyor. Bu yatakları var bu yumurtama dönemlerinde. Belediyeleri bu konuda atlamamalı. Çünkü temizliğe önem veriyoruz. Evet çok güzel. Deterjanlarla çamaşır. Sokaklarımız yıkanıyor ama bu arada sivrisineklerin bu durumunu atlamamak lazım diye düşünüyorum. Büyük bir gaflete düşmüş oluruz. Yanılıyor muyum? Şimdi başlangıçta bu virüsün hayvanlara geçmeyeceği konusunda görüşler vardı. Fakat son yayınlarda bazı özellikle son 3-4 yayında. Dün bir kaplanda görüldü. Tabii son 3-4 yayında bazı hayvanlara da geçebileceği konusunda özellikle bildirilerin ve makalelerin yayınlanmasından sonra özellikle evcil hayvanlar başta olmak üzere
hemen hemen her türlü hayvanla mümkün olduğu kadar yakın temastan kaçırmak lazım. Yani onları dışarı atmak demek istemiyorum. Atmayacaklar yine. Çünkü onların sadık en azından dostları. Yani kötü zamanda atıp iyi zamanda sevmek kastetmiyorum. Mümkün olduğu kadar yakın temastan kaçırmak gerekir. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Ne olacağım? Yani hangi tür hayvana geçecek? Hayvanların tekrar insana geçecek mi? Tekrar bir mutasyona uğrayacak mı? Mutasyon uğradıktan sonra mutasyon hafif bir mutasyon mu yoksa daha agresif bir mutasyon mu? Onu bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla şu görüş bir defa yanlış. Yani yaz gelince virüs ortadan kalkar. Bilmiyoruz. Niçin bilmiyoruz? Bakın geçmişte örnekleri var. Her zaman geçmişimize bakmamız lazım. Geçmişte neler oldu? Baktığımız zaman bakın İspanya virüsü işte Mayıs-Haziran aylarında ortaya çıktı. Böyle Temmuz'da böyle bir aşağı indi. Evet. En büyük ölümcül darbesini Ağustos'ta vurdu. En sıcak zamanda. En sıcak zamanda vurdu. Ama onun dışında baktığımız zaman bu hastalığa bakalım. Şu anda yazın... 50 milyondu değil mi hocam o zaman? Tabii yazın en evet. güzel dönemini yaşayan, en sıcak dönemini yaşayan Brezilya'da hastalık var. Evet. Hastalık var. Şu anda yine baktığımız zaman dünyanın çok çeşitli özellikle sıcak iklimlerinde hastalıkların olduğunu görmekteyiz. Çünkü bu pandemi ayrı bir şey. Çok pandemi doğru. ayrı bir şey. Yani özellikle yakın temasla çok sıkı bulaştığından dolayı virüs elbette ki soğuk ortamı sever. Hani yazın ne etkisi var? Belki virüsün belli bir yerde işte diyelim bir metalin üzerinde herhangi bir yerde yaşama ömür süresi kısalabilir. Yani belki bir işte metalin üzerinde bir virüs kaldığı zaman normal soğuk iklimde 3-4 gün kalıyorsa belki yazın güneşin etkisiyle belki işte 3-4 saat kalabilir. Evet. Ama bu bulaştırıcı olmayacağı anlamına gelmez. Çok doğru. Bu arada bizim virüs de bayağı bir atılım gösteriyor efendim. Çok teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Hocam mesajı okuyabiliriz tabii değil mi? Tabii ki tabii. Önemli. Sakınca yok sizin için de. Çünkü izleyenlerimizin de merakları bizim için çok önemli. Sizler soruları hocam burada hemen soralım diye düşünüyorum. Sevgili Milat Bey demiş, programınızı Ankara'dan keyifle izliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizlerin ve Yaşar Hocam'ın Berat Kandili'ni kutluyorum. Elazığ ve bölgede yaşanan çölyak ve hastalarının sosyal projelerini verdikleri değerli katkılar için Sayın Yaşar Hocam'a kutluyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Saygılarımla Bayram Gül, Pertek Termal Koordinatörü. Evet Bayram Bey'e de, değerli genel koordinatöre de çok teşekkür ediyorum. Pertek Termal Otel'in. Genel koordinatörü, termal otellerin genel koordinatörü. Eksik olmayın efendim, çok teşekkür ederiz. Ben de Bayram Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, hem bu dönemde hem de özellikle deprem döneminde hastalarımıza tesisleri olarak verdikleri destekten dolayı kendilerine ve başta yönetim kurulu başkanları Selahattin Bey olmak üzere çok evet, çok teşekkür Selahattin ediyorum. Gerçekten Bey'e inanılmaz çok, duyarlı evet. insanlar. Efendim Berat Kandili'niz mübarek olsun demiş. Uzun da bir yazı yazmış. Bunu bir alıntı yapmış daha da ziyade. Bunu okuyamayacak kusura bakmayın ama Berat Kandili'mizi kutladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Biz de sizlerinkini kutluyoruz. Eksik olmayınız. Okumaya kalkarsak zamanımızı çok alacak çünkü birçok mesajı atlayamış olacağız. Efendim Rijal Sen Nurçin yayınlar mısınız demiş. Hayırlı yayınlar. Berat Kandili'niz mübarek olsun hocam Mehmet Akkaya. Evet ben onu yarına bıraktım. Yani bugün Berat Kandili'miz. Nurçin sana da, Nurçin kardeşimiz, Nurçin Arlı biliyorsunuz şu anda yatağa mahkum vaziyette. Ben hala ümitliyim onun ayağa kalkacağına dair. Biraz rahatsız kendisi, yatağa mahkum bu aralar. İnşallah Allah şifasını verecek. O da bir mesaj yayınlamıştı. Ben onu inşallah yarın, biraz son dakikada geldik kanala, hazırlattıramadım ama yarın yayınlattıracağım. Onun mesajları bizim için çok önemli. Bir, bırakın evi, yatağa mahkum yaşayan kardeşimiz. Diyor ki o kadar kötü bir şey değil. Beni örnek alın diyor. Ne olur evden çıkmayın bu süreçte diyor. Allah senden razı olsun kardeşim. Çok güzel bir mesaj vermişsin ama yarın paylaşacağız onu. Nurçin kardeşim sağ olasın. Mehmet sana da çok teşekkür ederim. Mehmet Akkaya Nurçin'le ilgileniyor. Nurçin'in bütün mesajlarını. Hocam aynı zamanda kitap yazıyor Nurçin kardeşimiz. Evde. Ben bu gecenin yüzü suyu hürmetine Rabbimizin Şafi ismiyle kendisine şifa vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, ben de aynı şekilde. Efendim kolay gelsin. Ben Orhan demiş hasta Orhon. Hocam var mı öyle bir hastalık? Mutlaka vardır yani. Muhakkak. Hassasiyim ve İmran diye bir ilaç kullanıyorum. O ilaç bağışıklık sistemini baskılıyor. Bu dönemde kullanmam gerekir mi demiş. Yaşar Hoca'ya sorarım. Mutlaka kullanması gerekir. Bazen bize diyorlar ki işte
hipertansiyon hastasıyım. Bu imuran kullanan hastalar genellikle ya karaciğer hastası ya bağırsak hastalıkları olan hastalarımız. Özellikle immün direnci dengelemek için immünomodülatör olarak kullandığımız immün baskılayıcı ilaçlar. Bunları mutlaka kullanması gerekir. Çünkü biz her zaman için hangi hastalık olursa olsun, ister astım hastalığı olsun, ister hipertansiyon hastası olsun, ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerekir. Kesinlikle. Peki yani, hocam biraz da gerçi biz çölyakları hasta olarak görmüyorduk. Evet, yok. Onu hatırlıyorum. Tabii tabii. Onlar farkındalık yaşayan insanlar. Şimdi çölyaklar diyetlerine uydukları müddetçe sağlıklarında herhangi bir ekstra yakınmaları yoksa sağlıklı bireyden hiçbir farkları yok. Sadece çölyaklar değil, gluten. Bütün duyarlı besine duyarlı insanlar. Şimdi hocam onlar peki bu kroner bir şeye girmiyorlar yok, değil mi? Yok, hiçbir beis yok. Onu da özellikle sormak istiyordum. İyi günler hocama sorar mısınız demiş. Hipertansiyon ile yüksek tansiyon aynı mıdır? Evet aynıdır. Aynıdır. Evet bence de aynıdır. Hatta ben söyleyecektim ama hocamın birinci ağzı tabii ki. Evet. Efendim şöyle, video atıyorsunuz, bunları yayınlayamıyoruz. Genelde çocuklarımıza çektiriyorsunuz, buradan yayınlayamıyoruz. Ama ana haberde yayınlıyorlar, akşam onları nitelendirecekler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, evet, gerçekten. Evet, yine bir beyefendi atmış. O videoları affınıza sığınarak yayınlayamıyorum programımızda. Kusuruma bakmayınız efendim. Hocam kolay gelsin, çocuğum da ve ben de çölyak rahatsızlığı çıktı demiş. Yaklaşık 2 aydır glutensiz ürün tüketiyorum. Diyetime dikkat ediyorum fakat ağrı, şişkinlik ve ishal daha fazla olmaya başladı. Nedeni ne olabilir? Teşekkür ederim demiş bir izleyicimiz hocam. Şimdi bir defa eğer çölyak tanısı kesin olarak olmuşsa, antikor olarak bakılmışsa ve biyopsi işlemleri yapılmışsa, genellikle altta bir bakteriyel enfeksiyon, başka bir enfeksiyon kaynağı yoksa, İkinci sekonder dediğimiz başka ishale neden olacak bir hastalık yoksa, genellikle diyetine de tam uyuyorsa bu yakınmaların olmaması gerekir. Evet. Ama çölyak hastalığı, bazen hastalarımız şu yanılgıya düşebiliyorlar. İşte çölyak hastalığı olduğu zaman ben bu diyete uyarım. Ama nadiren de olsa bazen altında ikinci bir bakteriyel enfeksiyon olabilir, viral enfeksiyon olabilir, bir parazitler enfeksiyon olabilir veya bir otoimmün hastalık olabilir. Evet. Veya bir işte enflamatuar bağırsak hastalığı olabilir. Dolayısıyla bunların da olmadığını mutlaka göstermek gerekiyor. Olmasını göstermek yani gerekiyor. Sadece çölyak hastalığı kesin başka bir hastalık yoksa diyetle mutlaka düzelir. Sayın vekilim demiş, Berat Kandili'nizi enişten dileklerime kutlar. Biz bir şeyin vekili değiliz efendim. Evet. Yani öyle bir şey. Evet. İşten dileklerim. Biz yine de alalım efendim. Dileklerimize kutla, sağlık, mutluluklar, huzur dolu günler geçirmenizi Allah'tan niyaz ederim demiş. Hemfikiriz efendim. Vekil olmasak da biz de sizlerinkini kutluyoruz. Evet, evet. İnşallah beraatimiz olur. Efendim, hocamızın ve sizlerin kandili mübarek olsun. Çölyak kardeşlerimize evde kal. Osman Yavuz ulaşmış bize. Çölyaklarımız da evde kalsın kardeşim. Herkes. Yani şu anda hiç onlara ayrıcalık yok. Bakın benim şu anda bir ev, bir hastane arasında emeklilik okuyorum. Yani mesela. Hocam aynıyız. Ben de programdan eve, biz de değil mi? Yani aylardır mesela işte diyelim bir Elazığ'ın işte Gazi Caddesi'ne veya başka bir yere gitmemişim. Evet. Sadece evden maskeyle çıkıyorum, hastaneye gidiyorum, hastaneye tekrar maskeyle takıp eve geliyorum. Hiçbir yere çıkmıyor. Evet, geçen gün de evde kalmak gerçekten ciddi bir can sıkıntısı. Özellikle havalar sıcak olduğu zaman insan dışarıya özlemle bakıyor ama geçen gün de bir mesaj yayınlamıştım. Evet, can sıkıntısı ama nefes sıkıntısından daha iyidir. Kesinlikle. Çok güzel yaklaşım. Efendim bizler de öyleyiz. Programdan eve, evden programa ancak gidip gelebiliyoruz. Onun dışında evden çıkmıyorum. Çıkmamak istemiyorum. Sadece kendim için değil, toplum için bunu istiyorum. Hepimiz ne olur bu süreçte mümkün olduğu kadar evlerimizden çıkmayalım. Hani çalışan insanlarımıza sonsuz saygım var. Onlar da tedbirlerini alarak çalışmalarını, değil mi hocam? Tabii, kesinlikle. Çünkü devlet dairelerinde hala işlerini yapan insanlarımız var. Onlara da saygımız sonsuz. Ama ne olur hem kendileri için hem çevreleri için, toplum için tedbirlerini alsınlar diyoruz. Mesajlarıma dönüyorum. Tabii bu arada konuşacağımız, sohbet edeceğimiz şeyler de var, soracağımız şeyler de var. Ama sizlerin soruları da önemli bizim için tabii. Berat kandiliniz mübarek olsun demiş Milat Hoca. Rabbim nice kandiller göstersin. Nisanur Erdem.
tavuk dünyasından bize ulaşmış. Lisanlara da buradan selamlarımızı gönderiyoruz hep beraber inşallah. Efendim, İzmir'den sizleri izliyoruz. Yaşar Hoca neden görevi bıraktı acaba? Sorar mısınız? Hocam neden bıraktınız hocam? Şimdi bizde genellikle görev sevgisi. Ben de aynı şeyi sordum programımızda. Söylemiştiniz. Genellikle dekanlar 3 yıllık sürelerle atanıyorlar. Oranın kurucusu bendim. Ve görev süresi... Sanki bir şeylere kırıldınız da istifa etmişsiniz. Yok, bir şey söz konusu bu istifa değilmiş. Değil. Bu görevi görev süresinin bitmesiyle görevden ayrılmak demek. Evet hocam. Herhangi bir istifa söz konusu değil. Allah'ım demiş, müşriklerde, müşriklikten, müsriflikten, münafıklıktan, bozgunculuktan, kötü ahlaktan, bidatçilikten, hasetçilikten, ana babaya asilikten, cimrilikten, koronadan ve her türlü hastalıklardan sana sığınırım. Koronadan ve ümmetin garibi demiş, ben demiş, özellikle söylemiş. Efendim, hepimiz aynı şey düşüncelerdeyiz. Biraz daha latifeli bir şey olmuş. Çok hoşumuza gitti. Sağ olun efendim. Efendim, hemen bir başka, şurada bir mesajımız vardı. Yine birkaç tane atmış. Onları teker teker hocam. Hocam, iyi çalışmalar diliyorum demiş. Reflü hastalığının, ki birçok insanın da görülen bir rahatsızlık. Evet. Reflü hastalığının tedavisi var mıdır? Ve hastaların kesinlikle tüketmemeleri gereken gıdalar ile dikkat etmeleri gereken şeyler nelerdir acaba? Teşekkürler demiş. Şimdi reflü hastalığı yaş gruplarına göre nedenler değişebiliyor. Evet. Yani özellikle yeni doğanlardan başlamak üzere hemen hemen her yaş grubunda görülen bilen bir hastalık. Nedir bu hastalık? İşte mide içeriğinin istemsiz olarak yemek borusuna kaçması demek. Şimdi tedavisi medikal olanlar var, besin yoluyla olanlar var, bir yaşam tarzı şeklinde olanlar var. Bir de cerrahi olan yöntemler var. Dolayısıyla reflüye nedenin neden olduğunu bilmek lazım. Yani hangi nedenle reflü olmuştur? Mesela bazen işte mide kapağının ciddi şekilde gevşekliği olabilir. Ve midenin özellikle alt ucunun göğüs içerisine kaçmış olması dediğimiz hiatal hernüs dediğimiz olabilir. Aşırı şişmanlık olabilir. Tamam mı? Nedeni bulduktan sonra o nedene göre tedavi etmek gerekir. Tabii ki nedeni bulduktan sonra tedavi etme imkanı vardır. Ama tedavisi vardır. Diyeti konusuna gelecek olursak mümkün olduğu kadar özellikle asitli gıdalardan, özellikle yağlı gıdalardan, özellikle gece beslenmelerinden uzak durmak gerekir. Özellikle de sigaradan uzak durmak gerekir. Çünkü sigara genellikle hem mide boşalmasının yavaşlatıyor hem de özellikle yemek borusunun alt kısmındaki bizim sfinkter dediğimiz kapağın gevşemesine neden oluyor. Değil mi hocam? Evet. Ben de eski bir reflü hastası olarak akalaz yolduktan sonra reflüm geçti. Siz daha iyi anlarsınız. Evet, evet, evet. Tabii buradan Erhan hocama, Erhan'a gene de tekrar selamlarımı göndermek istiyorum. Bu hastalıktan beni kurtaran ameliyatla kişi Erhan Aygen. Akalaz yer reflün tam tersi. Evet. Öyle dedi bana hocam. Dedi ki hayatımda ilk defa dedi bir insan kilo alsın diye ameliyat yapacağım dedi. Biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi hocam sorularıma döneceğim de. Tabii benim de sorularım var bu Covid-19 ile ilgili. Diyabet hastalarında da evet. Çok önemli. O konuda da biraz... Şimdi diyabet hastalarında da çok önemli. Yani daha doğrusu bütün kronik hastalıklarda çok önemli. Bizi de arıyorlar işte insülin kullanalım mı veya antidiyabetik ilaçlarımızı evet. Devam ettirelim mi? Şimdi bunlar da mutlaka çünkü özellikle diyabet hastalarında daha doğrusu bütün kronik hastalıklarda periferik damarlarda özellikle belirgin kılcal damarlarda dolaşım bozukluğu meydana gelmektedir. Bu hastalarımızın kesinlikle ilaçlarına ara vermeksizin mutlaka kullanmaları gerekiyor. Çünkü eğer ilaçlarını kullanmazlarsa bir diyabetin diyabetin komplikasyonları da hastalıkla birlikte eğer eş zamanlı cereyan ederse evet. İnanılmaz kötü sonuçlarla karşılaşabilirler. Karşılaşabilirler. Diyabet hastaları iki defa dikkat edecekler. Tabii. Bir yerde hocam o kötü alışkanlık sigara. Tabii. Çok etkiliymiş. Yapılan çalışmalarda özellikle tabii bu konuşmalarımız hep yapılan çalışmaların sonucuna evet. Baktığımız zaman sigaranın özellikle sigara içmeyenlere göre 14 kat ölüm riskini arttırdığını göstermişler. Hocam bilmiyorum cevap vermek ister misiniz? Vermemek tabii sizin elinizde. Demiş ki Yaşar Hoca acaba rektör olarak görecek miyiz? Kısmet. Vallahi Milat Bey bunlar kısmet meselesi. Yani, kesinlikle. Nasipte ne varsa insan onu yaşar. Yaşar tabii ki. Ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir makam mevki insanın sağlığından, insanın huzurundan
daha önemli değildir. İnşallah. Allah nasip edecek efendim bazı tabii, şeyleri. Tabii, tabii. Nasip meselesi, kısmet meselesi. Tabii ki çok değerli bir hemşerimiz olarak bizler de görmek isteriz. Biz de sevdiğimiz bir insan, çok değerli hocamız. Ve becerisi ve bilgisiyle orada olması bizi de gururlandırır diyelim. Öksürünce insanlar hemen şey yap, korona. Hocam bir de böyle bir durum var. İnsanlar kendini tutar oldu. Şimdi bunu söylerken ben bir yaklaşık bir ay önce bir kongreye gidiyordum. Evet. Bir ay önce. Şimdi işte insanların bazılarında maske var, bazılarında ellerinde mendil var. İşte hostes çay içer misiniz falan diye söyledi. Çayı aldık, işte bir şey yer misiniz? Yok dedim ya şimdi... Alırız böyle gıcık mıcık yapar, öksürmeye başlarız, tam insana huylanırlar. İnsanlar artık... Sosyal medyada izlemişsinizdir. İnsanlar... Hapşırınca hemen vuruyor. İnsanlar öksürmenin ve hapşırmanın korkusuna artık giriyorlar. Çok doğru. Bir fobi oluştu insanlarda. Aynen öyle hocam. Yaşar hocam merhabalar demiş. Ben bu mesajı Bolu'dan gönderiyorum. 4,5 aylık bebeğimin... çocuklar bir şey söyleyen yani kakasında demiş. Evet. Dışkısında. Haftada bir damar şeklinde kan görüyorum. Evet. Ve dışkısında genellikle mukuslu yüzünde egzama tarzında kabarcıklar var demiş. Bu korona döneminde çocuğumu hastaneye götüremiyorum. Ne yapmalıyım? Bu çok ciddi bir sorun mudur? Teşekkür ederim demiş. Şimdiden. Tabii esasen şimdi dünyamızda artık son zamanlarda teletip dediğimiz yöntem son derece gelişti. Teletip. Evet. Yani uzaktan tıp hizmetleri. Hiç sormayın. Evet, gelişti. Her şey dijitale mi dönüyor hocam? Yani ben de siz mümkün, de bu hakkına gideceksiniz. Ben de mümkün olduğu kadar hastalarımızın özellikle çok mecbur kalmadıkça bu dönemde hastaneye gelmemesini istiyorum. Mesela dün Tunceli'den saat işte gece 12'de bir hastamız aramış da hastam işte çocuğum rahatsız falan ne yapabilirim? Bir bakma reçetelerini, danışmalarını hep WhatsApp üzerinden yapıyorduk. Şimdi esasen doğru olan hastayı görmek. Doğru olan hastayı görmek ama yine de hastamızın söylediklerinden yola çıkacak olursak bir besin alerjisine benziyor. Özellikle anne sütü alıyorsa anne sütten devam etmesi gerekir. Annenin kendisi süt ve süt ürünlerini özellikle dışarıdan alıyorsa onları mümkün olduğu kadar bir müddet uzak durması gerekir. Özellikle çocuk sadece normal mamayla besleniyorsa, ki mama biliyorsunuz özellikle inek sütünden veya diğer süt ürünlerinden yapılan besin kaynağı, onlardan uzak durması gerekir. Mümkün olduğu kadar anne sütü almasında fayda vardır. Tabii çok mecbur kalıyorsa da özellikle benim dediklerim dışında ekstra bulgular varsa mutlaka görmek gerekir. Çünkü mukuslu kaka bazen evet bir besin alerjisini düşündürebilir ama çizgi şeklinde kanama altında bir kabızlık var mı yok mu onu bilmemiz gerekir. Makatta çatlak var mı yok mu onu görmek gerekir. Dolayısıyla benim söyleyeceklerim ancak bu kadar olabilir şimdilik. Ama o kadar korkulacak da bir şey yok. Yani hastanın genel durumundan ziyade hastayı en iyi izlem annenin kendisini izlemidir. Çocuğun genel görünümü iyiyse diyetle kontrol altına alınabilir şu anda. Çok teşekkür ederim. Hocam demiş Milat Bey program çok hoş. Sizin de ve hocamızın da tüm İslam aleminin bu güzel geceyi güzel geçirmesini diler. Bol bol dua edelim. Bir musibet bin nasihata bedeldir demiş. İnşallah insanlık dersini almıştır inşallah diyoruz efendim. İstanbul'dan arıyorum demiş. Hocama da soralım. Norma gribi ilacı kullanalım mı? Elazığ'a selamlar. Evde kal, tedbir al. Takdiri Allah'a bırak demiş. Hemfikiriz efendim. Koronavirüs ilacı mı demek istedi hocam, herhalde? Ben de tam anlamadım. Muhtemelen onu demek istemiştir. Şimdi grip ilacı kullanalım mı demiş. Şimdi normalde eğer bu hastalık için bahsediyorsa evet. Ekstra herhangi bir ilaç almasına gerek yok. Hasta olmadığı müddetçe. Yani doktorun tavsiyeleri dışında bazen dışarıdan işte şu ilacı evet. Kullanırsanız bu hastalığa yakalanmasınız. Dünyada bu hastalığa yakalanmamak için geliştirilmiş herhangi bir ilaç yoktur. Mevcut ilaçta da dahil olmak üzere. Dolayısıyla henüz yok. İnsanlar, vatandaşlarımız ve hemşehrilerimiz herhangi bir hastalık belirtisi olmaksızın herhangi bir ilaç kullanmalarını tavsiye etmiyoruz. Etmiyorsunuz. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Birçok mesajınız var efendim. Çok teşekkür ederim. Halen geliyor. Ama biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Çok değerli Profesör Doktor Yaşar Doğan hocama,
Huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Bu evden çıkmadığımız günlerde bizi kırmayıp geldiği için tabii insanlık adına, sağlığı anlatmak adına bizimle birlikte oluyor burada. Sağ olsun hocam. Görevi gereği de bir yerde oluyor. Hocam sağ olun. Eksik olmayın. Evet, bizim görevimiz sadece hasta, yani hastanede de hasta bakmak değil, mutlaka toplumu bilinçlendirmek de bizim temel görevlerimizden biridir. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili hemşehrilerime tekrar gecelerinin mübarek olmasını diliyorum. Allah razı olsun. Biz de huzurlarınıza teşekkür ediyoruz tekrar değerli hocama. Efendim biz Ayran Süren'in yine sonuna geldik. Allah kısmet ederse yarın saat 15'te Miladı Mutfağı'nda olacağız. Burada olacağız. Bizi yalnız bırakmayın. Hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı Berat kandilleri diliyoruz. Hepimizin, tüm İslam aleminin Berat'ini kutluyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Evde kalalım.